Savurganlıklar ve türlü aşırılıklar. Çocuk özlemim günden güne kuvvetleniyordu. Küçük köpek ailemi kalabalıklaştırmıştım. Gel gelelim onları çok sevmeme rağmen anne olmak yolundaki karşı konulmaz arzumu yerini tutamıyorlardı. Bir erkek çocuk doğuran Eltem'in yerinde olmayı ne kadar isterdim. Dayanılmaz sancılar içinde kıvranarak haykırdığı zaman o sancıları duyan ben olsaydım diye düşünmekten kendimi alamadım. Sonunda bitkin ama mağrur, bundan önce tanıdığım alımsız küçük yaratıktan tamamıyla farklı olarak serildi, kaldı. Mucize gerçekleşmişti. Artık bir anneydi o. Yarı ümit, yarı korkuyla yükselen sesini duydum. Cevabı aldığı zaman duyduğu hissi hayalimde canlandırabiliyorum. Küçük bir prensiniz var hanımefendi. Her prenses ve kraliçenin duymayı istediği sözlerdi bunlar. Eltim, ah tanrım, ne kadar mutluyum diye karşılık verdi. Onu ne kadar iyi anlıyordum. Çocuk sıhhatli ve kusursuzdu. Kopardığı yaygaralar daireleri dolduruyordu. Bu sesler bana dünyanın en sihirli müziği gibi geldi. Ben ve mahiyetim Artuaların dairesinden ayrıldık. Mahiyetimdekilerin en başta geleni, kendisine Madame de Noailles'ın yerine verdiğim sevgili arkadaşım Prenses de Lambal'dı. Sevgili Lambal'ımı her gün daha fazla bağlanıyordum. O olmasa ne yapardım bilmem. Küçük okuyucu Jane Louise Henriette Janet'ı da tamamen kendime bağlamayı başarmıştım. Genç kadın Monsieur Campan'ın oğluyla evlendiğinden şimdi Madame Campan olmuştu. Bana bağlı ve çok iyi bir insandı. Onsuz ne yapacağımı bilemezdim. Ne var ki mevki prensesinkinin seviyesinde değildi. Davetlere ve balolara benimle gidebilecek sınıftaki bir arkadaştan çok güvenilir bir mahiyet memuru rolünde yanımda bulunuyordu. Doğum odasından çıktığımızda Paris hallerinden gelmiş bir kadın kalabalığıyla karşılaştık. Kral ailesi üyelerinin doğumlarında halkın da bulunması usuldendi. Bununla beraber yalnız kraliçe doğum yaparken odada yabancılar da bulunabiliyordu. Kral ailesinin daha önemsiz üyelerinin doğumlarında yalnız aile hazır bulunurdu. Fakat hanedana bir çocuk ilave olması bütün ulusu ilgilendiren bir iş olduğundan halk kontesin odasına girmemekle beraber yine de şatodaydı. Yanımda Prenses de Lamballe'la birkaç adım arkamdaysa Madame Campan olduğu halde kendi daireme yürürken kendimi hallerden gelmiş kadınlarla çevreli buldum. Bana artık alıştığım apaçık bir merakla bakıyorlardı. Bunlar balık satıcısı kadınlar oldukları için balık kokuları burnuma doldukça yüzümü buruşturmamak için kendimi zorluyordum. Kadınlar üstelik yürümeme engel olacak derecede etrafımı almışlar, elbiselerime, ellerime dokunuyorlardı. Özellikle ellerim onları adeta büyülemişti. Parmakları ince ve uzun, derileri yumuşacık, beyaz ve tabiatıyla pırlantalarla ışıl ışıldı. Kadının biri yüzünü benimkine yaklaştırdı ve doğum odasını başıyla işaret ederek ''Orada sizin olmanız gerekirdi hanımefendi. Hanım arkadaşlarınızı sevip okşayacağınıza Fransa için veliahtlar dünyaya getirmeniz gerekirdi.'' dedi. Prensesin irkildiğini gördüm. Yanılmıyorsam benim de yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Fakat sadece başımı doğrultmakla yetinerek kalabalığın arasından geçmeye çalıştım. Başka bir kadın sesini yükseltti. Sabahın erken saatlerine kadar dans edeceğinize kralla yatmalısınız. Bu kadınlar şafak vakti pazarlara yollanırlarken benim operadan döndüğümü görmüş olabilirlerdi. Birisi güldü. Kral o işi yapamıyor deniyor. Doğru mu? Bir kaba kahkaha daha. Yapabilmesinin çaresine bakın hanımefendi. Küstahlıkları artık tahammül sınırını aşıyordu. Bu vücutların pis kokusuna, gitgide daha iğrençleşen sözlerine nasıl dayanılabilirdi? Eltimi kollarının arasında yeni doğmuş oğluyla görmüş olmam yetmiyor muydu? Şimdi de hiç hak etmediğim bu kaba hakaretleri dinlemeye mi mecbur olacaktım? Madame Campan yanımdaydı. Onun büyük bir ciddiyet ve sükunetle kalabalığın arasında bana yol açmaya çalıştığını gördüm. Sevgili Lambal'ım bu gibi durumlarda hiçbir işe yaramıyordu. Madame Campan, kraliçe bitkin durumda dedi. Bu sözleri izleyen kaba şaka tüylerimi diken diken etti. Artık bu kadarı yeterdi. Ne de olsa Fransa kraliçesiydim. En azametli tavrımı takınarak onları görmüyor ve duymuyormuşum, daha doğrusu sanki orada yokmuşlar gibi o kadın kalabalığının arasından geçtim. Daireme girdikten sonra arkamda kopan bağırışlarını işittim. Prensesin ağlamaklı, Madame Campan'ın ise sakin yüzünü gördüm. Beni Madame Campan'la bırakın dedim. Kapı üzerimize kapandıktan sonra kendime daha fazla hakim olamadım.
Yatağımın üzerine atılarak hıçkırmaya başladım. Olayı kocama anlattığımda çok canı sıkıldı. Bu ne haksızlık, bu ne haksızlık, kabahat benim mi yani diye kekeliyordum. Yüzünün allak bullak olduğunu görünce hemen ekledim. Kabahat bizim mi? Louis beni avutmaya çalışıyordu. Ona tek bir çare var, o küçük ameliyat diye fısıldadım. Evet diye karşılık verdi. Evet. Ümitli bir yüzle omuzlarına sarıldım. Yani ameliyata razı olacak mısınız? Düşüneceğim. Derin bir nefes aldım. Ne zamandır düşünüp duruyordu bunu? Aşağı yukarı 6 yıldan beri. Kocam neden korkuyordu acaba? Cerrahın leşlerinden mi? Elbette hayır. Korkak olmadığını kaç kere görmüştüm. Onu düşündüren durumun yakışıksızlığıydı. Halk onun ameliyat olduğunu bilecek, hesaplar yapacak, bizi büsbütün kontrol edecekti. Şimdi bile kralın yatak odama kaç kere geldiğini biliyorlar, yanımda geçirdiği saatleri hesaplıyorlardı. Hayatımızı mahveden işte bu devamlı kontroldü. Ah, bizi kendi halimize bıraksalar ne olurdu? Doktorlara görünecek misiniz diye sordum. Louis evet gibilerden başını eğdi. Bana bütün istediklerimi vermeyi istiyordu. Bense her şeyden çok çocuk istediğimi açıkça belirtmiştim. Kocam yanımdan çekildikten sonra masama oturarak anneme bir mektup yazdım. Kralı gerekli olan o küçük ameliyata razı edeceğimden çok ümitliyim. Annem cevabında ona gelişmeleri muntazaman bildirmemi istiyordu. Ben de dediğini yaptım. Ona her şeyi anlattım. Fakat süregelen bu durumun benim üzerimdeki etkisini layıkıyla anlayabildiğini sanmıyorum. 20 yaşında genç ve son derece sıhhatliydim. Üstelik normal bir bakirenin hayatını da yaşamıyordum. Her defasında başarısızlıkla sonuçlanan sinir bozucu denemelere hedef oluyordum. Huzursuz ve mutsuzdum. Kocama kah sırt çeviriyor, kah ona koşuyordum. Louis doktorlara göründü. Bu gerekli ameliyatın ayrıntılarını onlardan sordu. Kullanılması gerekecek aletleri bir bir inceledi. Sonra da bana dönerek, "Bu işin zamanla kendiliğinden düzeleceğine güvenim var," dedi. Fena bozuldum. Ameliyatı göze alamıyordu demek. Aynı sinir bozucu denemeler devam edecekti. Boğa gözü salonundan geçerek daireme her gelişinde oradaki bir sürü insan kocamı gözetliyordu. Taşlamalar ve alaylı şarkılar da gittikçe çoğalıyordu. Mucize yaratıp Fransa'yı bir bolluk ülkesi haline getirecek genç kral ve kraliçe değildik artık. Başımızdan bir un savaşı geçmişti. İktidarsız bir genç adamla havai ve oynak bir genç kadındık. Biz beraberken bu kimselerin her bir hareketimizi hayallerinde canlandırdıklarını düşünmek ikimizi de rahatsız ediyordu. Bu karşılaşmalarımızdan ikimiz de ürkmeye başlamıştık. Bununla beraber görevimizi yapmamız da şarttı. Kocamın kimsenin haberi olmadan ziyaretime gelebilmesi için kralın yatak odasıyla benimki arasında gizli bir merdiven yaptırma fikri geldi aklıma. Merdiven yapıldı. Böylece bir dereceye kadar olsun rahat ettik. Fakat durumda değişen bir taraf yoktu ve kocam o küçük ameliyata razı olmadıkça olmayacaktı da. Anneme yazdığım bir mektupta şöyle diyordum. Onu en çok üzen mutsuz konuda sevgili anneme hiçbir yeni haber verememenin mutsuzluğu içindeyim. Ama suç elbette benim değil. Bu durumda ancak sabırla, tatlılığa ümit bağlayabilirim. Fakat bu bir tek konuda beni hayal kırıklığına uğratan kocamdan öbür bütün konularda hiçbir şikayetimin olmadığını annemin bilmesini istiyordum. Evet, Louis'i seviyordum ama o ümitlerimi boşa çıkarıyordu. Hayatımın bundan sonra gelen devresindeki davranışlarımın hiçbir özrü yok. Yaşantımızı uzaktan endişeyle izleyen annemi bu yüzden çok üzdüğüme eminim. Mazeret olarak olsa da yaşımın küçüklüğünü, uyanmakla beraber hiçbir zaman tatmin edilemeyen kadınlık duygularımı ve içerisinde yaşadığım ahlak bozucu çevreyi öne sürebilirdim. Çocuğa ihtiyacım vardı. Pek az kadın benim kadar anne olmak için yaratılmıştır. Orada burada atla dolaşırken küçük çocukları oynar gördüğüm zaman yavruları eteklerine asılan o basit köylü kadınlarına imreniyordum. Bütün benliğimle çocuk özlüyordum. Kadınlarımdan çocukları olanlara küçükleri bana getirmelerini söylerdim. O zaman onlarla Mersin'in pek yakışıksız bulduğu şekilde oynar ve koşuştururdum. Bu durumda durmaksızın eğlence arkasından koşmaktan başka ne yapabilirdim? Hayatımızın mutsuz yönleri üzerinde kafa yormaya vakit bulmak istemiyordum. Şiddetli baş ağrıları çekmeye başlamıştım. Sık sık ateşim çıkıyor, başım dönüyordu. Mersi bunları sinir ve gösteriş diye geçiştiriyor, benim hasta olabileceğime inanmıyordu.
Gerçekten de son derece sıhhatli bir görünüşüm vardı. Çok canlıydım. Gecelerimin yarısını da dans etmekle geçiriyordum. Ama bazen de ortada hiçbir sebep yokken kendimi ağlar buluyordum. Son derece düşündürücü bir durumdu bu. Sevgiye, Louis'de bulamadığım söz ve hareketle belirtilen bir sevgiye ihtiyacım vardı. Bu ruh halimin tehlikesinin de farkındaydım. Etrafım bana övgüler yağdıran ve beni arzuladıklarını binbir şekilde ispat eden yakışıklı ve güçlü genç erkeklerle çevriliydi. Nazik tavırları, bayık bakışları beni heyecanlandırıyordu. Bu arada anneminkine pek benzeyen uyarıcı bir ses kulaklarımdan hiç çıkmıyordu. Tehlikedesin diyordu bu ses. Doğuracağın çocuklar Fransa'nın çocukları. Fransa tahtının varisleri olacak. Babalarının kraldan başkası olması cinayettir. Arada hafiften bir flörte karşı koyamıyordum. Belki Madame de Marsan haklıydı. Ben yaratılıştan oynaktım. Fakat hiçbir genç adamla yalnız kalmamaya da dikkat ediyordum. Göz hapsinde olduğumu, benim felakete sürüklenmemi umutla bekleyen kimselerle çevrili bulunduğumu, hakkımda yüz kızartıcı şeylerin yazıldığını ve skandallarla dolu bir yaşam sürdüğüme belki de inananlar bulunduğunu biliyordum. Mersi huzursuzluğumdan dolayı bana serzenişler de bulunuyordu. Şafak sökmeden önce yatağa girdiğim yoktu. Eğlenceye karşı doymak bilmez bir tutkum vardı. Etrafıma sarayın genç ve beyinsiz üyelerini topluyor, bana yardım edebilecek ve öğütlerde bulunabileceklere ayıracak vaktim kalmıyordu. Durumu Mersi'ye izah etmeye çalıştım. Onunla açık konuşabileceğimi hissediyordum. Hiç değilse o, benim için şarkılar düzenleyenlere iftiraları için malzeme sağlamayacaktı. Ümitsizlik içinde durumumun garipliği beni şaşkına çeviriyor diye bağırdım. Kralın beni nasıl yalnız bıraktığını gördünüz. Can sıkıntısından korkuyorum. Kendi kendimden korkuyorum. Kuruntuya kapılmamak için devamlı surette harekete ihtiyacım var. Yeniliğe ihtiyacım var. Mersi bana sert sert baktı. Sonra doğru dairesine yollanarak söylediklerimi anneme rapor etti tabii. Kalbimdeki sevgiyi aktarabileceğim bir kimseye ihtiyacım vardı. Küçük Elizabeth'i seviyor ve fırsat buldukça yanımda alıkoyuyordum. Cotilde evlenmiş ve bizlerden ayrılmıştı. En sevgili arkadaşım Marie Teresa Louis beni Prenses de Lamb aldı. Nazik ve tatlı olduğu için bana büyüleyici bir insan olarak görünüyordu. Oysa birçokları onu aptalca buluyorlardı. İkide bir de bayılmak adeti, Vermont'un fikirlerine gösteriş ve numaradan başka bir şey değildi. Kendisine bir buket çiçek hediye edildiği vakit sevincinden ya da istakoz gibi bir deniz hayvanı görünce duyduğu dehşetten bayılıverirdi. Bana evlilik hayatı süresince ıstırap çeke çeke kendi gölgesinden korkar hale geldiğini itiraf etti. Zavallı lambalcığım, o şüphe ve kararsızlık günlerinde en yakın dostumdu. Bana o derece bağlıydı ki bütün gün ayaklarımın dibinden ayrılmamak için köpeklerimden biri olmayı istediğini söylerdi. İki mektepli kız gibi bahçelerde kol kola gezmeyi adet edinmiştik. Buysa bir kraliçeye yakışır bir davranış olmadığı için bizi bu halde görenler şüphesiz dehşet içinde kalırlardı. Ama hayal kırıklığım arttıkça Fransızların görgü kurallarına meydan okuma kararım da o nispette kuvvetleniyordu. Derken Kontes Julius'la tanıştım. Gördüğüm en güzel yaratıktı bu. Manalı, iri mavi gözleri ve omuzlarına kadar inen gür ve kıvırcık kestane rengi saçları vardı. Hiç ziynet takmazdı. Hiç ziyneti olmadığını keşfetmekte gecikmedim. Fakat onu ilk gördüğüm gün elbisesinin dekoltesinde kırmızı bir gül dikkatimi çekmişti. Eltisi olan Kontes Diana di Polnyak, Kontes de Artois'un nedimelerindendi. Nitekim Kontes Jules'ü saraya getiren de Diana olmuştu. Onu görür görmez kim olduğunu öğrenmek istedim ve bana tanıştırılmasını emrettim. Bu ilk karşılaşmamızda 26 yaşındaydı ve benim kadar genç gözüküyordu. Adı Gabriella Yolanda de Plastron'du ve 17 yaşından beri Kont Julius de Polignac'la evliydi. Onu sarayda niçin daha önce görmediğimi sordum. Zira Versailles'e daha önce gelmiş olsa mutlaka dikkatimi çekeceğine emindim. Gabriel samimiyetle sarayda yaşayamayacak kadar fakir olduğunu söyledi. Ancak bunu umursamaz görünüyordu. Başkalarının Kontes Julius diye tanıdıkları Gabriella'cığım, Paris olmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Beni o kadar etkilemesinin sebebi bu muydu acaba? Zinetlere şeref payilerini aldırdığı yoktu. Biraz da tembel olduğunu keşfedecektim. Ama bütün bunlar müthiş hoşuma gidiyordu.
benimle konuşurken benim bir kraliçe değil de bir şahsiyet olduğum hissini uyandırıyordu. Ona duyduğum sempatiyi o da bana karşı duyuyormuş gibi bir hali vardı. Dediğine göre pek yakında saraydan ayrılacaktı. Ama ben gitmesini istemediğimi söyledim. Sarayda kalması için gerekeni yapacaktım. Arkadaş olacağımızı hissediyordum çünkü. Gabriella bundan ötürü herhangi bir şaşkınlık göstermedi. Daha doğrusu onu kalmaya razı etmem kolay olmadı. Saray hayatından hoşlanacağına hiç emin değildi. Ama ben kararlıydım. Polyaklar da sarayın belki en haris ailesi olduklarından benim ona sunduğum bu şerefi kabul etmesi için Gabriel'e baskı yaptılar. Yaşantımda bir değişikliğe başlangıç olduğu için bu benim için çok önemli bir karşılaşma olmuştu. Artık can sıkıntısını unutmuştum. Gabriel'in daima yanımda olmasını istiyordum. Beni büyülüyordu. Comte de Vaudreuil adında bir aşığı vardı. Bana ondan bahsetti ve bütün hanımların aşıkları, bütün kocalarınsa metresleri olduğunu izah etti. Sosyetede kabul edile gelmiş bir yaşayış tarzıydı bu. Saray hanımları için belki böyleydi ama kraliçe için değil. Vaudreuil'ün korku verici bir tip olduğunu keşfettim. Sömürgelerde doğmuştu. Gabriella onu son derece çekici buluyor fakat o nispette de ondan korkuyordu. Tavırları son derece zarifti fakat şiddetli kıskançlık krizleri insanı ürkütüyordu. Onun son derece haris olduğunu da keşfedecektim. Prenses de Lamballe şüphesiz yeni gözlemi kıskanıyor, dolayısıyla da onu devamlı yeriyordu. Bundan ötürü de korkarım ki savrımı taşırmıştı. Fakat onu hala seviyor ve güzel Gabriel'imin büyüsüne kapıldığım halde onu da yanımdan eksik etmiyordum. Polyaklar sıkı bir grup teşkil etmişlerdi. Hedefleri de şüphesiz etrafımda bir çekirdek vücuda getirerek beni kendi çıkarları için kullanmaktı. Ama ben bunu anlayamayacak kadar akılsızdım. Yaptığım her şey akılsızcaydı zaten. Kadınlarla arkadaşlıklarım hakkında dedikodular yapılıyordu. Bu dedikoduların anneme de er geç rapor edileceğini bildiğimden durumu önce kendim ona açmakta acele ediyordum. Ona şöyle yazdım. Burada bir taşlama yağmuru altındayız. Sarayda ben dahil kimse bunlardan sakınamaz. Bu hususta bana karşı da pek cömert davranıyorlar. Bana kadın ve erkek bir sürü aşık yakıştırmışlar. Akıllı annem herhalde bu sinir bozucu duruma son vermesi için kocama nasıl baskı yapabileceğini düşünüyordu. Comte Julius de Polignac'a saray personel müdürlüğü payesini vermek suretiyle Gabriel'in sarayda yanımda olmasını garantiledim. Şen bir yaşama kapılmış, sürükleniyordum. Artık hayatımda can sıkıntısına yer yoktu. Polignac grubu bunun çaresine bakıyordu. Genç kimselerle haşır neşirdim. İçlerinde en şen olanı da bendim. Gabriel'in dairesi mermer merdivenin başında ve benimkinin bitişiğinde olduğundan onu merasime hacet kalmaksızın görebiliyordum. Bütün istediğim de can sıkıcı merasimlerden kurtulmak değil miydi? Bu kimseleri ilginç ve renkli buluyordum. Genç prenseslere Madame de Marsan'dan sonra mürebbiyelik yapan Prenses de Guimes de vardı. Onu da bir süre çok sevdim. Çok hoş bir kadındı. O da köpekleri benim kadar seviyordu. Sırf köpeklerini görmek için ziyaretine gittiğim oluyordu. Birbirinden şeker 20 küçük köpeğin öbür dünyayla bağlantı kurmasına yardım eden özel kabiliyetleri olduğuna yemin ediyordu. Kocası Prens de Guimes'den ayrılmıştı. Aşığı ise Duc de Conny'ydi. Conny çok hoş bir adamdı. Ama 38 yaşında olduğu için bana yaşlı gözüktü. Bununla beraber tavırları şahaneydi. Bense 30'unu aşkın bir kimsenin saraya gelmemesi gerektiğini ileri süremeyecek kadar akıllanmıştım artık. Grubumuzda şair olan Prenses de Lynch ve annem tarafından tavsiye edildiği için görüşmeyi hak saydığım Comte de Estasi adında bir Macar da vardı. Başka isimler Baron de Besanville, Comte de Armar, Duc de Lozan ve çok genç, uzun boylu ve kızıl saçlı olup sarı kafa lakabını taktığım Marki de Lafayette'ti. Bütün bu kimseler Gabriel'in dairesinde toplanıyorlardı. Ben de dairelerimizdeki boğucu protokolden kurtulmak için onlara koşuyordum. Rose Bertin'e dikkatimi çeken Prenses de Lamballe oldu. Düşes de Chartres da onu tavsiye etmişti. Rose Bertin, Saint Honor sokağında atelyesi olan büyük bir terziydi ve son derece becerikli olarak biliniyordu. Beni görür görmez vücudumu, rengimi, narinliğimi ve doğal zarafetimi öve öve bitiremedi. Dediğine göre beni giydirmek mutlu olmasına yetecekti.
Hayatımda gördüğüm en nefis kumaşlardan bazılarını da beraberinde getirmişti. Bunları izin dahi istemeden vücuduma sarıyordu. Alışık bulunduğum saygıyı bana göstermiyor gibi bir hali vardı. Terzilik krallıktan daha önemliymiş gibi davranıyordu. Ben kraliçe olmaktan çok yarattığı tuvaletler için mükemmel bir mankendim. Bana o vakte kadar giyindiklerimin en şıkı sandığım bir elbise dikti. Kendisine bunu söylemem üzerine ertesi gün sanki benim için yaratılmış bir başka kumaş keşfetti. Bu ya benim olurdu ya da onu alıp atacaktı. Rose Bert'in bu kumaşı Fransa kraliçesinden başkası için dikmemeye kararlıydı. Bu kadın beni çok eğlendiriyordu. Sofalarda hiçbir zaman beklemeyip doğru daireme giriveriyordu. Mahiyetimden biri ondan terzi diye bahsedince adeta sarsıldı. Ben bir sanatkarım diye karşılık verdi. Öyleydi de. İpekliler, brokarlar ve renklere dair konuşmalarıyla beni büyülüyor, ikide bir de yeni giysi desenleriyle bana geliyor, arada sırada da ben ona bir fikir veriyordum. O zaman Rosa Bertin atılıyordu. Hanımefendi Fransa kraliçesi olmasaydı mutlaka bir sanatkar olurdu. Bu durumdaysa ancak bu şaheserleri dünyaya göstermekle yetinmek zorunda. Elbiselerim gittikçe şıklaşıyordu. Buna en ufak bir şüphe yoktu. Eltilerim beni taklide yelteniyorlardı. Rosa Bertin dairemdeyken onlarla gizliden gizliye alay ederdi. Bu Afrodit vücudu var mı onlarda? Sanki bulut üstündeymiş gibi yürüyebiliyorlar mı? Bir meleğin zarafeti ve çekirciliği onlarda var mı diyordu. Eltilerimde bunların hiçbiri yoktu. Ama Rosa Bertin'in kabiliyetlerinden yararlanabilecek kadar zengin oldukları muhakkaktı. O ve ben saray modasını tayin ettik. Bir salona girdiğim zaman herkes arkamda ne olduğunu görmek için nefesini keserek bekliyordu. Ondan sonra Rosa Bertin'e koşup bunun eşinin kendilerine de yapılmasına yalvarırlardı. Dediğine göre Rosa müşterilerini itinayla seçiyordu. Falanca hanım fazla zayıf, öbürü fazla şişman, bir başkası ise biçimsiz vücutluydu. Ne dersiniz hanımefendi? Bir tüccarın karısı dün müessesemin kapısını çalmak küstahlığını gösterdi. Ona da diker miymişim? Şunun yüzsüzlüğüne bakın hele. Çok zengin bir tüccarın karısı olmasına rağmen ona sizinle konuşmakla kaybedilecek vaktim yok hanımefendi. Majeste kraliçe ile randevum var dedim. Giyim hayatıma yeni bir boyut kazandırmıştı. Faturalar geldikçe kağıtların dibindeki koca koca rakamlara bakmıyordum bile. Sadece bunların altına ödeyin diye kaydediyordum. Rosa Bertin benden çok memnundu. Ben de ondan. Ah o günlerin çılgınlığı. Etrafımdaki dünyada olan bitenleri görmekten kaçınıyordum. Her an savaşla sonuçlanabilecek olan Fransız-İngiliz ilişkilerindeki huzursuzluktan söz edildiği vakit dinlemiyordum bile. Un savaşı ise tamamıyla aklımdan çıkmıştı. Sabahın üçünde dördüne kadar dans ettiğim yetmezmiş gibi şimdi de yüksek paralarla kumar oynamaya başlamıştım. Protokolü yıkmak yolunda epey şeyler yapmış fakat şüphesiz tamamıyla başarılı olamamıştım. Uyandığım zaman mahiyetimdeki hanımlardan biri yatağıma elbiselerin modelleri çizilmiş sayfalar bulunan bir albüm getirirdi. Yeni bir elbisem gelir gelmez modeli aynı albüme iliştirilirdi. Uyandığımda ilk işim o gün neler giyeceğime karar vermek oluyordu. Bunun içinde bütün randevularımın bir listesinin karşımda olması gerekiyordu. Örneğin sabahleyin bir kabul resminde bulunabilir, öğleden sonrayı basit bir kılıkla geçiştirebilir, akşama da şahane bir Bertin modeli giyebilirdim. Mahiyetimden bir başka hanım elinde iğne dolu bir tabakla yatağımın yanında durur, ben seçmelerimi yaptıktan sonra bu modellere birer iğne batırırdım. O zaman albüm kaldırılır, elbiseler de meydana çıkarılıp giyilecekleri zaman için hazırlanılırdı. Yataktan kalkma töreni can sıkıcıydı. O zamanlar Triano'nu özlemle anar, orada kabili olduğu kadar fazla vakit geçirmeye karar verirdim. Kendi küçük odamda uyanmak ne güzel şeydi. Yataktan fırlayıp kendi isteğime göre düzelttirdiğim bahçelere bakmak. Belki de geceliğimin üstüne bir sabahlık atarak dışarı koşmak. Çıplak ayaklarımın altında serin çimlerin üstündeki çiğleri hissetmek ne zevkti. İşte bütün bunlar Triano'nun büyüsünü meydana getiriyordu. Protokolüyle beni boğan ve doğal canlılığımı tüketen Versailles'den ne kadar farklıydı orası. Bir kış sabahı yataktan kalkmam faslı lüzumundan fazla uzatıldı. Giydirilmek için bir yanımda soylu bir hanımın, öbür yanımdaysa başka bir kadının bulunması gerekiyor, bu kadar kişi yetmezmiş gibi birinci oda hizmetçimle daha aşağı mertebedeki iki hizmetçi de yanımda görevleri başında bulunuyorlardı.
Bu sıkıcı merasim o soğuk sabah hiç de hoşuma gitmedi. İç eteğimi giydirmek ve bana elbisemi uzatmak yanımda duran kadının göreviydi. Öbür yanımdaki soylu hanım da iç çamaşırlarımı giydirmek ve içinde yıkanacağım suyu boşaltmak gibi daha mahrem işlerimi görüyordu. Fakat kral ailesinden bir prenses odada olunca mahiyetimdeki soylu hanımın iç çamaşırlarımı bana uzatmak görevini ona devretmesi gerekiyordu. Bu üzerinde titizlikle durulması lazım gelen bir noktaydı. Zira odada iki veya üç prensesin bulunduğu zamanlar da olur, bunlardan biri ise üstün seviyede olduğunu anlatmak ister gibi ötekinin görevini elinden aldığı takdirde bu protokolün önemli ölçüde ihlali demek olurdu. O sabahta görevli hanımın iç çamaşırlarımı vermesine soyunarak beklemek zorunda kaldım. Kapı açıldı ve Düşes Dorleans içeri girdi. Olanları görünce eldivenlerini çıkardı ve çamaşırı yanımdaki hanımdan alarak bana uzattı. Fakat tam o sırada Kontes de Provence göründü. Sinirim bozulmaya başladığı için derin derin içimi çektim. Düşes Dorleans tarafından yarı çıplak vaziyette bekletilmem yetmezmiş gibi, şimdi bir de elbiselerimi bana kendisi vermediği takdirde fena halde gücenecek olan Eltim'in gelmesi gerekli miydi? Çamaşırı ona uzattım ve kollarımı göğüslerimin üzerinde devşirerek bekledim. Tek tesellim bu saçma töreni tekrarlamak için sarayda Eltim'den daha yüksek rütbeli başka bir hanımın bulunmayışıydı. Sabırsızlığımı ve üşüdüğümü gören Marie Joseph'e eldivenlerini çıkarmak için vakit kaybetmeyerek gömleği başımdan geçirdi ve bu işi görürken başlığımı başımdan düşürdü. Kendimi tutamayarak rezalet diye homurdandım. Ne sıkıcı iş bu. Sonra sinirlerimi maskelemek için güldüm. Gülünç protokol kurallarını çiğnemek için her zamankinden daha kararlıydım. Bazı önemli törenlerde bu gibi kurallara ihtiyaç duyduğumu kabul ediyordum. Ama bunların özel hayatıma kadar girmeleri gülünç bir şeydi. Bundan ötürü de daha önce esnafın ayak basmadığı özel dairelerime Rosa Bertin'i sokmak hoşuma gidiyordu. Trianon'daysa gitgide daha fazla vakit geçirir olmuştum. Günün gerçekten en büyük merasimi saçlarımın düzenlenmesiydi. Bunun için şüphesiz Paris'in, dolayısıyla da dünyanın en usta berberlerinden yararlanıyordum. Monsieur Leonard da kendi alanında Rose Bertin kadar önemli bir kişiydi. Paris'teki salonundan her sabah sırf saçlarıma şekil vermek için Versailles'e gelir, halkta onun altı at tarafından çekilen şahane arabasının geçişini seyretmek için yol kenarlarına çıkardı. Aşırılıklarımın gitgide daha fazla hoşnutsuzluk uyandırmasında şaşılacak bir taraf yok. Rose Bertin'in benim için yeni yeni modeller yaratması gibi Leonard da yeni saç stilleri yaratmanın peşindeydi. Fazla geniş alnım yıllar önce bir şikayet konusu olmuştu ama şimdi saçlar geniş alınlılara yaraşacak şekilde taranıyor, saç modelleri de gitgide acayipleşiyordu. Saçlar merhemlerle sertleştirildikten sonra başın üzerinde dikey olarak yukarı kaldırılıyor ve aynı renkteki takma saçlarla dolgunlaştırılıyordu. Bu saç modellerinin yüksekliğinin 55-60 cm bulduğu olurdu. Monsieur Leonard ancak bundan sonra yarattığı modelin tatbikine geçerdi. Suni çiçekler ve kurdelelerle meyveler, kuşlar, hatta gemiler ve tabiat manzaraları yaratılırdı. Görünüşüm bütün Versailles ile Paris'te herkesin dilindeydi. Bu konuda yazılar yazılıyor, alaylar ediliyor, aşırılıklarım hiç de hoş karşılanmıyordu. Mercy şüphesiz elinde kalem rapor yazmakla meşguldü ama annemin bütün bunları öğrenmek için ona ihtiyacı olmadı. Sitem dolu bir dille bana şöyle yazdı. Birçok gazetelerin üzerine dikkatimi çektikleri bir konuya değinmeden duramayacağım. Kastettiğim saçlarına verdirdiğin şekildir. Anladığım kadarı saçların alnındaki köklerinden hemen hemen 90 santim yüksekliğe sivriliyor. Üstelik üzerlerine tüylerle kurdeleler yerleştiriliyor. O yüksek saç modellerinin günün modası olduğu ve dünyada hiç kimsenin onları garip bulmadığı cevabını verdim. Annem ikinci bir mektupla karşılık verdi. Modaya uymanın fena bir şey olmadığı ancak giyimde aşırılığa kaçmamanın da şart olduğu tezini her zaman savunmuşumdur. Çekicilikten de nasibi olan güzel bir kraliçenin bu gibi çılgınlıklara ihtiyacı yoktur sanırım. Giyimde sadelik, yukarıda saydığım meziyetleri daha fazla belirttiği gibi üstün seviyedekilere daha uygundur da. Kraliçe olarak modayı sen tayin ettiğine göre bu çılgınlıklara kalkışmanın bütün dünyanın da seni taklit etmesi anlamına gelir. Fakat küçük kraliçemi seven ve attığı her adımı izleyen ben, onu bu lüzumsuz havailiklere karşı uyarmaktan çekinmeyeceğim. O günlerde annemin mektuplarında başka bir hava seziliyordu.
Uyarıyordu, emretmiyordu ve büyük sevgisinden ötürü bana öğütler verdiğini de ikide bir de hatırlatıyordu. Sözlerine daha fazla dikkat etmeliydim. Ama onu o kadar uzun zamandan beri görmemiştim ki üzerimdeki etkisi enik onu zayıflamıştı. El yazısının karşısında titremeyi çoktandır unutmuştum. O imparatoriçe ise ben de kraliçe. Üstelik Fransa kraliçesi değil miydim? Şimdi ben de bir kadınım ve dilediğim gibi hareket edebilirim. Giyim bahsinde Rosa Bertin'e danışmaya devam ettim. Elbiselerimin faturaları bir yandan korkunç derecede kabarıyor, saç biçimlerim de her gün daha aşırı görünüş kazanıyordu. Üstelik Artois ile kuzeni Chartres beni kumar oynamaya teşvik ediyorlardı. İnsana büyük paralar kaybettirebilecek faro oyununu oynuyorduk. Kralın borçlarımı ödemem için her hafta bana verdiği paranın tümü kumar masasında eriyordu. Para işine aklım ermiyordu. Bana sunulan faturaların altına ödeyin diye yazmakla yetiniyor ve meselenin hallini hizmetkarlarıma bırakıyordum. Kocam bana karşı fazla yumuşaktı. Can sıkıntısından kurtulmak için çabaladığımı, durup düşünmeye vakit bulamadığımı anlıyor ve sanırım bu yüzden de kendini sorumlu buluyordu. Bir türlü göze alamadığı Neşter'in hayali belki de her gittiği yerde onu takip ediyordu. Borçlarımı ödüyor ve bana öğüt vermiyordu. Fakat yalnız benim değil, bütün saray için kumar illetine set çekmeye çalıştı. Beni giyimden, kumardan, danstan ve saç biçimlerimden daha çok heyecanlandıran bir şey varsa bu da pırlantalardı. Bu güzelim pırıl pırıl taşlara bayılıyordum. Onlar da bana başkalarından daha fazla yaraşıyorlardı. Soğuk ama ateş doluydular. Tıpkı benim gibi. Herhangi bir genç adamla yalnız kalmamaya daima dikkat etmiştim. Soğuk mizaçlı olduğum söyleniyordu. Öyleyken bu soğukluğun altında, bazı şartlar altında tıpkı pırlanta gibi ışıl ışıl yanabilen bir ateş gizliydi. Pek çok mücevherim vardı. Bunlardan bazılarını Avusturya'dan beraberimde getirmiştim. Sonra büyük babamın düğün hediyesi olarak bana verdiği mücevherat kutusu da vardı. Fakat yeni bir mücevher görünce yine heyecanlanmaktan kendimi alamıyordum. Halk israflarıma homurdansa bile hiç değilse kuyumcular, Fransa'ya Almanya'dan gelmiş bulunan saray kuyumcuları Bömer ve Bazanj, benden Rosa Bertin ve Leonard kadar memnundular. Şahane biçimde işlenmiş taşları saten ve kadife mahfazalarının içinde gözlerimin önüne serdikleri vakit dayanamıyordum. Bir keresinde bana bir çift pırlantalı bilezik gösterdiklerinde bu ziynetlere öylesine hayran oldum ki fiyatlarını düşünemeyerek onları almaya karar verdim. Bu hareketim annemin protesto yağmuruna yol açtı. Duyduğuma göre 250 bin frank değerinde bilezikler satın almış, bunun sonucunda da mali durumunu altüst ederek borca girmişsin. Özellikle geleceği düşündükçe bu halin beni çok üzüyor. Bir kraliçe bu kadar çarpıcı şekilde süslenmekle ve tutumluluk yolundan ayrılmakla kendini ancak küçük düşürür. Ne kadar müsrif olabileceğini biliyorum. Seni lüzumsuz yere övemeyecek kadar çok sevdiğim için bu konuyu susarak geçiştiremem. Fransa'ya gelişinde kazandığın itibarı havai davranışlarına yok etme. Kralın müsrif olmadığı herkesçe bilindiğine göre bütün kabahat sana yüklenecektir. Tutumunu değiştirmediğin takdirde baş gösterecek faciayı görecek kadar yaşamamayı dilerim. Kumar borçlarımın haberi de annemin kulağına ulaştığından uyarmalar devam etti. Kumar hiç şüphesiz en kötü zevklerden biridir. Kötü kişileri etrafına üşüştürür ve dedikoduya yol açar. Yalvarırım kızım, bu tutkuya kendini kaptırma. Yalvarırım sana, bu alışkanlığına bir son ver. Bu öğüdüme uymadığını görürsem seni daha beter felaketlerden korumak için bu konuda kraldan yardım istemek zorunda kalacağım. Kumarın ne gibi sonuçlara yol açtığını çok iyi bildiğim için yalnız Fransa halkının değil dışarıda da gözden düşebileceğini söyleyebilirim. Seni çok sevdiğim için de bu beni çok hem de pek çok üzecektir. Annemi hoşnut etmek istediğim için bir süre dediklerini yapmaya çalıştım. Fakat zamanla eski alışkanlıklarıma dönmekten kendimi alamadım. Mersi bana serzenişte bulunduğu zaman annemin buradaki hayatın güçlüğünü anlayabildiğini sanmıyorum diye cevabı basıyordum. Benim daha yakınımda bulundukları için gerek onun gerekse başpapaz Vermond'un durumu annemden daha iyi anladıklarını sanıyorum. Çılgınlıklarımı yererken belki de bu yüzden biraz daha az sert davranıyorlardı. Trianon bir rüyaydı. Şimdi de Belleoil'da Fransa'nın en güzel bahçelerinden birine sahip olan Prens de Linge'in yardımıyla bahçelerimi düzenliyordum.
O devirde İngiliz olan her şey modaydı. Fransızlar dar kesimli uzun ceketler, kalın çoraplar ve tokalı şapkalar giyerek İngiliz'e benzemeye çalışıyorlardı. Bu eğilim, giyimin çok daha süslü olduğu sarayda görülmese bile Paris sokaklarında dikkati çekiyordu. Dükkanların dışında burada İngilizce konuşulur gibilerden levhalar asılıydı. Limonatıcılar şimdi rom veya konyağın limon ve suyla karıştırılmasından yapılan bir içki olan punch satıyorlardı. Çay içmekse moda olmuştu. Artua at yarışçılığını Fransa'ya sokmuştu. Ben de çok kere onunla yarışlara gidiyordum. Bu da kumar oynamak için bir bahaneydi. Bu durumda Trianon'da bir İngiliz bahçem olmasının gerekeceği besbelliydi. Burada Bonchordo'nun nefis bir Eros heykelinin etrafında bina edilecek küçük bir tapınak planlıyordum. Heykelin etrafına Corinth stilinde sütunlar dikilmesine karar verdim ve binaya Aşk Tapınağı adını taktım. Prens de Linge'in bana aşık olduğunu fark etmekteydim. Onun beraberliğinden zevk aldığım ama arkadaşlığımızın daha ileri gitmesine izin veremeyeceğim için doğrusu buna çok üzüldüm. Bu adama duyduğum sempati dikkati çekmiş olacaktı ki annem hemen bir mektup yazarak onun Versailles'de bu kadar çok vakit geçirmesini yakışıksız bulduğunu belirtti. Bunun üzerine prense bir süre için kıtasına katılmasını sonra tekrar dönmesini söyledim. Gitmesinin beni ne kadar üzdüğünü fark edince buna kendim de şaştım. Fakat dikkatli olmam gerektiğini de açıkça görüyordum. Mercy geldi ve benimle gayet sert konuştu. Yeni dostlar edinmiştim. Bütün vaktimi onlarla geçiriyordum. Oysa bu kimseler ahlak yönünden makbul kişiler değillerdi. Hatalı davranmıyor muydum? Bir metresi olduğunu bildiğim için Mercy'ye göz ucuyla sinsi sinsi baktım. Rosalie Lezavour adındaki bu opera şarkıcısıyla yıllardır yaşamaktaydı. Onlarınki oldukça mazbut bir ilişki olmakla beraber kilise tarafından kutsanmamıştı ya. Tabii bu düşüncemi ona söylemedim. Sadece gençken insanın eğlenmesi gerektiği yolunda havai bir karşılıkta bulunmakla yetindim. Yaşlandıkça daha ciddi olacağım. O zaman havailiğim de geçecek dedim. İhtiyar Kaunitz'in durumunu annemle ağabeyimden çok daha iyi anlayabilmesine şaştım. Mercy'ye yazdığı mektupta henüz genciz ve korkarım ki daha pek uzun bir süre öyle kalacağız diyordu. Bu devre kocam için de güçlüklerle doluydu. Un savaşı sırasında takındığı haşmetli tavırlardan eser kalmamıştı. Garip davranışlarda bulunuyordu. Adamlarıyla kavga etmekten hoşlanıyordu. Ansızın dairesine gittiğim bazı kereler onu yerde güreşirken yakalamıştım. Onlardan daha kuvvetli olduğu için çok kere hasımlarını yeniyor, bu da belki ona ihtiyacını duyduğu üstünlük duygusunu tattırıyordu. Louis benim taban tabana zıttımdı. İsrafımdan yakınmamakla beraber kendisi hemen hemen cimri denilecek kadar tutumluydu. Onda fazla bir incelik aramak boşuna olurdu. Bazen arkadaşlarından birine sabit bakışlarını dikerek üzerine yürür, adamcağız da arkasında duvarı bulana kadar geri geri giderdi. Söyleyecek bir şey bulamayan Louis o zaman gürültülü bir kahkaha atıp uzaklaşırdı. İştahı korkunçtu. Sabah kahvaltısında bir tavuk, 4 adet külbastı, sayısız jambon dilimleri ve 6 yumurtayı yiyip üzerine yarım şişe şampanyayı diktiğini görmüşümdür. Şatonun en üst katında düzenlettiği demirci atölyesinde çalışarak demirden kutular, anahtarlar ve benzeri yapıyordu. Kilit yapmak onda bir tutku halini almıştı. Atölyede ona karşı dengiymiş gibi davranan Gemain adında bir işçisi vardı. Bu adamın çabalarını alaya almasını Louis gülerek karşılıyor, demirci atölyesinde Gemain'in kendisinden üstün bir adam olduğunu söyleyip duruyordu. Yatağa yatma töreni esnasında en azından benim kadar protokol kurallarına sinirleniyordu. Beline kadar çıplakken dal kavuklarının karşısında kaşınır, odadaki en soylu kişi geceliğini giymesine yardım etmek istediği zaman da odanın içinde möblelerin üzerinden atlayarak koşuşur, adamcağızları solukları kesilinceye kadar onu kovalamak zorunda bırakırdı. Ancak o zaman hallerine acıyarak geceliğini giydirmelerine izin verirdi. Arkasında gecelik olduğu halde ve pantolonu gevşetilmiş vaziyette olanları lafa tutar, dizlerinden aşağı kayan pantolonla dolaştığı için ayaklarını sürüye sürüye yürümek zorunda kalırdı. Louis ile birbirimizden ne kadar uzaklaştığımızı kavramama Duc de Lozan sebep oldu. Lozan, Prenses de Gümene'nin evindeki bir davete şahane bir üniformayla gelmişti. Miğferinin üstünde de harikulade bir balıkçıl tüyü vardı. Tüyünü çok güzel buldum ve bunu ona söyledim. Ertesi gün bir haberci bu tüy ve prensesin bir pusulasıyla bana geldi. Prenses bu mesajında Duc de Lozan'ın
tüyü kabul etmem için yalvarmasını, kendisinden rica ettiğini söylüyordu. Zor durumda kalmıştım. Tüyü geri göndermekle Dük'ün izzeti nefsini kıracağımı bildiğim için sonunda onu bir kere takıp sonra bir kenara atmaya karar verdim. Monsieur Leonard bir saç tuvaletim için ondan yararlandı. Tüyünü başımda görünce Dük de Luza'nın gözleri parladı. Ertesi gün daireme gelerek benimle görüşmek için yalvardı. Madame Campan o sırada yanımda olduğundan bu görüşmeye razı oldum. Dük bunun üzerine bu şerefi kendisinden esirgemediğim takdirde benimle özel olarak görüşmek istediğini belirtti. Madame Campan'a baktım. O bu işaretin anlamını biliyordu. Sofaya geçecek ve erkeklerle hiçbir zaman yalnız kalmadığımı bildiği için aradaki kapıyı açık bırakacaktı. Madame Campan çekildikten sonra Dük önümde diz çökerek ellerimi öpmeye başladı. Tüyümü taktığınızı görünce sevincimden deliye döndüm diye bağırdı. Sizin bana cevabınız oldu bu. Ne zamandır duymayı özlediğim cevabınız. Beni dünyanın en mutlu erkeği yaptınız. Durun dedim. Çıldırdınız mı siz Monsieur Luzan? Bu sözlerim üzerine yüzünün bütün rengi uçarak doğruldu. Majesteleriniz o jestinizle bana demek lütfunda bulundunuz ki diye gevelemeye başlamıştı. Gidebilirsiniz dedim. İyi ama siz gidecek misiniz Monsieur de Luzan? Derhal. Madame Campan buraya gelir misiniz? Tahmin ettiğim üzere Madame Campan hemen yanımızda belirdi. Monsieur de Luzan'ın artık yapabileceği tek şey vardı. Önümde eğildikten sonra odadan çıktı. Madame Campan'a bu adam bir daha kapımın eşiğinden içeri adımını atmayacak dedim. Sinirden titriyordum. Hem kızmış hem de telaşlanmıştım. Bir bakıma kabahatli olduğumu da biliyordum. Lüzumsuz bir cilve yapmış, tüyü başıma takmakla akılsızlık etmiştim. Bu insanlar sadece eğlenmek istediğimi niçin bir türlü anlayamıyorlardı? Luzan beni hayatının sonuna kadar affetmedi. Bana karşı duyguları hayli kuvvetliymiş. Şöyle ki aşığım olamayınca düşmanım oldu. Dosta o kadar ihtiyacımın olduğu yıllarda da düşmanlarımdan biri oydu. Saraydan kaçmaya can attığım günler oluyordu. Böyle zamanlarda küçük Trianon kucaklamaya hazırdı. Ama bazen bu kadarı da yetmiyor, daha uzaklara kaçmayı, arabama binip herkesten uzaklaşmayı istiyordum. Bu ruh halimi kendimden bile yadırgıyordum. Üstelik ne yapsam yalnız kalmam mümkün değildi. Arabada dolaşırken dahi uyulması gereken protokol kuralları vardı. Örneğin arabacımın ve sürücü yamaklarının yanımda bulunmaları gerekiyordu. Köylerden geçerken oynayan çocuklara bakıyordum. Hepsi de evladım demekten kıvanç duyacağım güzel yaratıklardı. Günün birinde bu küçüklerden biri bir kulübeden fırladı ve hani neredeyse atların ayaklarının altına yuvarlandı. Dehşet içinde bağırmıştım. Arabacı hemen dizginleri çekti. Küçük oğlan yolun tozları arasında serilip kalmıştı. Aşağı sarkarak yaralanmış mı diye bağırdım. Sürücülerden biri kolundan tutup ayağa kaldırınca çocuk avazı çıktığı kadar haykırmaya başladı. Sağa sola tekmeler savurması üzerine adamım gülümsedi. Bir yerine bir şey olduğunu sanmam majeste ama çok korkmuş olduğu belli. Onu bana getirin. Çocuk bana getirildi. Urbaları yırtık pırtık ama pis değildi. Onu kollarımın arasına alınca ağlamayı bıraktı. Ve bana şaşkın şaşkın bakmaya başladı. İri mavi gözleri ve açık renkli dalgalı saçlarıyla küçük bir meleğe benziyordu. Bir yerine bir şey olmadı canım dedim. Korkulacak hiçbir şey yok. Kulübeden bir kadın çıkmıştı. Küçük oğlandan yaşça daha büyük iki çocuk arkasından koştular. İçeride daha başkaları da gözüme ilişir gibi oldu. Kadın oğlum diye söze başlamak istedi. Hemen arkasından bana hayretle baktı. Kim olduğumu bilip bilmediğine emin olamadım. Jacques ne yapıyorsun orada diye seslendi. Kucağımdaki çocuk yüzünü öbür yana çevirerek bana daha fazla sokuldu. Bunun üzerine kararımı verdim. Bu çocuk benimdi. Kader onu bana bağışlamıştı. Kadına işaret edince arabaya yaklaştı. Annesi misiniz diye sordum. Hayır hanımefendi. Annesi yani kızım geçen kış öldü. 5 çocuğunu da başıma bıraktı. Bu sözlere çok sevindim. Başıma bıraktı demesi çok manalıydı. Küçük Jack'ı ben alacağım dedim. Onu evlat edineceğim. Kendi çocuğum gibi büyüteceğim onu. Hepsinin en yaramazı odur. Ötekilerden birini alsanız. Oğlanı şimdiden sevdiğim için hayır bunu istiyorum. Onu bana verirseniz pişman olmazsınız dedim. Hanımefendi siz kraliçeyim demem üzerine köylü kadın önümde beceriksizce bir reverans yaptı. İlave ettim. Mükafatlandırılacaksınız. Gösterdiği minnettarlık karşısında gözlerim yaşlarla doldu.
Zira yaşadıkları çetin hayatı kendi gözlerimle görünce kocam gibi ben de yoksullara yardım etmeyi seviyordum. Tekrar ettim, bu küçük benim oğlum olacak. Oğlan birdenbire kucağımda doğrulup ağlamaya başladı. Kraliçeyi istemiyorum, Marianna'yı istiyorum. Ninesi ablasıdır hanımefendi diye izah etti. Jack çok dik başlıdır, mutlaka kaçacaktır. Onu öperek benden kaçmaz dedimse de oğlan kollarımın arasında çırpınmaya başlamıştı bile. Kampana kadının adını almasını ve onun için bir şeyler yapılması gerektiğini hatırlatılmasını tembih ettim. Sonra da saraya dönmek üzere emir verdim. Küçük Jack bütün yol boyunca tekmeler savurdu ve Marianna ile kardeşi Louis'i istediğini haykırdı. Durdu. Zeki bir yumurcaktı. Bunun senin için de benim için de ne kadar mutlu bir gün olduğunu bilemezsin canım dedim ona. Sonra kendisine hediye edilecek oyuncaklardan ve sırf onun olacak Midilli'den bahsettim. Bütün bunlara ne diyordu? Jack dikkatle dinledikten sonra Marianne'ı istiyorum diye cevap verdi. Çok sadık bir çocukmuş, rüşvete kanmıyor dedim. Ve büsbütün çırpınmasına aldırış etmeksizin onu yine kucakladım. Küçük gün başlığı düşünce daha da sevindim. Zira onsuz çok daha güzeldi. Ona yaptıracağım elbiseler içinde ne kadar tatlı olacağını hayalimde canlandırabiliyordum. Saraya varır varmaz arkasındaki o kırmızı entariyle tahta papuçlarını alıp atacaktık. Saraya vardığımızda önüne serilen manzara karşısında şaşkınlığından ağlamayı bile unutan bir köylü çocuğuyla beni el ele görenler afalladılar. Buna da kraliçenin son çılgınlığı denildi ama benim umurumda değildi. Kendi kanımdan olmasa bile nihayet bir çocuğum vardı ya, onun için hemen bir dadı da buldum. Bu uşaklarımdan birinin karısıydı. Kendi çocukları da olan bu kadının iyi bir anne olduğunu biliyordum. Jack'ın yeni mevkiine uygun şekilde giydirilmesi için gerekli emirleri verdim. Sonra Madame Campan'ın da yardımıyla işe koyularak küçük sevgilimin erkek ve kız kardeşlerinin okula gönderilmesi için gerekli hazırlıkları yaptım. Bunlar uzun zamandır unuttuğum derecede mutlu günler oldu. Küçüğümü beyaz dantelle süslü ve pembe kemerli elbiselerinin içinde ve bir tüyle süslü küçük şapkasıyla görünce onun hayatımda gördüğüm en güzel şey olduğuna bir kere daha inandım. Sarıldım ve onu öperken sevinç gözyaşları döktüm. Çocuk da bu kere bana karşı koymadı. Aksine o güzelin mavi gözlerini hayran hayran yüzüme dikerek bana anne dedi. Ona Armand adını taktım. Bu zaten soyadıydı ve saray hayatına Jack'tan daha çok uyuyordu. Her sabah onu bana getiriyorlardı. Merasimle kalkmama sıra gelmeden yatağımın üstünde oturuyor ve benimle birlikte sabah kahvaltısı ediyordu. Bazen beraber yemek de yiyorduk. Bu zamanlarda kralın da bize katıldığı oluyordu. O da küçük Armand'ı çok sevmişti. Onu dik başlılığından vazgeçirebilen tek insan bendim. Yatağımın üstünde oturup başlıklarımın tüyleri ve süsleriyle oynamaya bayılıyordu. Bir balo ya da ziyafet için olağanüstü biçimde süslendiğim vakitler gidip bir kere de ona görünüyordum. Benim onu sevmem gibi o da beni seviyordu. Ama bir çocuğun benimkilerden daha derin duygularının olabileceği doğrusu hatırımdan geçmiyordu. Kocamla aramdaki ilişkilerin tatmin edici olmadığından kimsenin şüphesi yoktu. Bana her zaman nezaket ve sevgi göstermesine rağmen başkalarının arkadaşlığını benimkine tercih ettiği besbelliydi. Gemayla benim olduğumdan daha fazla vakit geçiriyordu. Siyasal işlerinin tamamen dışında kalıyordum. Bana karşı gösterdiği bütün anlayışa, aşırılıklarıma boyun eğmesine, çok kere borçlarımı ödemesine, israflarımı karşılamak için kendi aşırı tutumluluk yoluna gitmesine, hatta aile çevresine bir köylü çocuğunu sokmama izin vermesine rağmen politikaya karışmama asla izin vermeyeceğini açıkça belli etmişti. Annemin Mersin'in, Vermont'un ve Kaunitz'in huzursuzlukları apaçıktı. Annemin üstelik Avrupa'da kendi düşmanları da vardı. Bunların en önemlisi de çoğunluk tarafından büyük annem tarafındansa canavar olarak bilinen Prusya Kralı Frederik'ti. Frederik'in her tarafta casusları vardı. Bunun içinde kralın evlilik hayatımızda normal karı koca münasebetlerini başaramadığımızdan haberi vardı. Günün birinde havai bir genç kızın beceremediği şeyin tecrübeli bir kadın tarafından pekala başarılabileceği fikrine kapıldı. Comédie France'ın ünlü aktresi Louis Contat öyle bir kadındı. Louis'e sadece güzel demek zayıf düşerdi. Pek çok asilzade bu duygulu, anlayışlı ve son derece çekici kadının peşindeydi. Büyük Frederik böyle bir metresin krala büyük yardımı dokunacağına emindi. Şu veya bu şekilde bir deneme yapılmasına değerdi.
Ancak bu ilişki teşvik edilmeden önce nefis bir kadın olan Kontant'ın Prusya'ya dost olup olamayacağının araştırılması gerekiyordu. Vermont'la Mersin'in hiçbir şeyi gözden kaçırmayan dikkatleri olmasa bu işin ne şekilde sonuçlanacağını Allah bilirdi. Ancak benim emin olabildiğim bir tek şey varsa o da kocamın bana hiçbir zaman ihanet etmeyeceğiydi. Bununla beraber Mercy anneme vakit kaybetmeden bir mektup yazmıştı. Hofburg'da kim bilir nasıl bir telaş baş göstermiştir. Joseph'le annem arasındaki bitmek tükenmek bilmez konferansları tasavvur edebiliyorum. Joseph her zamankinden gururlu olmuştu. Ailenin başı olmak sıfatıyla da aile fertlerini azarlayıp doğru yola sevk etmenin kendisine düşen bir görev olduğuna inanıyordu. Caroline'ı görmek için Napoli'ye gitmiş, kız kardeşinin davranışları ise hiç ama hiç hoşuna gitmemişti. Zavallı Caroline. Geçen yıllar ona ne yapmıştı böyle? İstemeye istemeye gittiği kocasıyla Napoli'de bir skandaldan ötekine sürükleniyordu. Joseph ona nutuk çekmek için epey malzeme bulmuş olmalıydı. Caroline'ın tek özrü kocasından hamile kalana kadar hiçbir aşığının olmamış olmasıydı. Sanki tahta varis olacak bir çocuk dünyaya getirildikten sonra başka bir şeyin önemi kalmamış gibi. Maria Amelia ise gitti gideli Parma'da skandal yaratmakla meşguldü. Bana gelince ben de değil yalnız Fransa'nın bütün dünyanın gözü üzerimde olduğu halde havai ve aşırı davranışlarda bulunuyor ama hiç değilse kocama sadık kalıyordum. Dedikoducular bana türlü ayıplar yakıştırıyorlardı. O başka. Şimdi de kocamın kalbindeki yerimin annemin en büyük düşmanına onu da bu üstün mevkiye yükselttiği için ebediyen minnettar kalacak parlak ve cazibeli bir aktris tarafından alınması ihtimali vardı. Vakit kaybetmeden harekete geçmek şarttı. Hatta belki geç bile kalınmıştı. Ağabeyim Joseph, gerçek durumu kendi gözleriyle görmek ve buna karşı ne yapılabileceğini kararlaştırmak üzere Versailles'e geliyordu. Şahane misafir. Ağabeyimin Paris'e geldiğine ve Avusturya elçiliğinde Mersi tarafından ağırlandığına dair haber getirildi. Mersi'nin şu an ağabeyime ne söylediğini merak ediyordum. Herhalde benim için övgü niteliğinde bir şeyler olmasa gerekti. Viyana'dan aldığım sitem dolu bütün o mektupları hatırladım. Memleketin yönetimini annemle paylaşan Avusturya İmparatoru ağabeyimden hiçbir şeyin gizlenmemiş olacağı besbelliydi. Onu son görüşüm, yuvama veda ettiğim ve yolun ilk merhalesini onunla birlikte kat ettiğim zamana rastlıyordu. Yolda evirip çevirip ne kadar şanslı olduğumu, yolculuk sonuna kadar kaç attan yararlanılacağını anlatırken boyuna esnediğimi hatırlıyordum. Joseph'le vedalaştığıma üzülmemiştim ama şimdi kendi ailemden birini göreceğim için hem seviniyor hem de endişe duyuyordum. Joseph telaş ve merasim olmaması yolunda direktif vermişti. Hatta Avusturya İmparatoru olarak değil, Kont Falkenstein adıyla seyahat ediyordu ve elçiliğe bardaklardan boşanırcasına yağan yağmur altında açık bir arabayla gelmişti. Bunun böyle olmasına lüzum yoktu tabii. Her türlü debdebeyle gelebilirdi. Aşırılıklarımdan ve savurganlıklarımdan dolayı ondan adam akıllı bir azar işiteceğimi tahmin ediyordum. Kendisi son derece sade bir hayat sürmekten hoşlandığı için israftan nefret ederdi. Oldu bitti her şeyden önce ulusunun yükselmesini düşünen bir hükümdar olmak isterdi. Halkın arasında kendini tanıtmadan dolaşmaktan hoşlanır, sağa sola gizlice iyilik yapardı. Bununla beraber bazı muzip kimseler onun bir süre kendini tanıtmadan gezmekle beraber maceralarının en heyecan verici noktasında kimliğinin açıklanmasından hoşlandığını ve birisinin kendisine ihanet etmesini düzenlediğini ileri sürüyorlardı. O zaman dramatik bir tavırla "Evet, imparatorum" derdi. Ben buna inanmayı reddediyorum. Kötü niyetli dedikoduların ardı arkası kesilmezdi ki ama ağabeyimin ziyaretinin sonlarına doğru bu inancım sarsıldı. Bir kere Joseph'in kimliğini gizli tutarak gelmesi can sıkıcıydı. Hem niçin elçilikte kalıyordu? Versailles'dayken sarayda ya da Trianon'da misafir edilmeyi istemediğini söylemişti. Avusturya İmparatoru yerine alelade bir vatandaş muamelesi görmeyi istediği için şehirde onun için möbleli iki odanın bulunması lazım geliyordu. Bugün o gün diye düşündüm. Tuvaletimle meşguldüm. Monsieur Leonard'ın altı atlı arabasının tekerlekleri henüz Paris'te Versailles arasındaki yolu takırdatmadığı için avluda nal sesleri duyduğumda saçlarım omuzlarıma dökülmüş vaziyetteydi. Saat henüz 9:30 olduğundan
Gürültünün fazla üzerinde durmadım ve Başpapaz Vermond'un dışarıda olduğu ve bana bir misafir getirdiği haberini alınca pek şaştım. Bahis konusu misafir, adının bildirilmesini beklemeden merasimsizce odama baskın yaptı. "Evet, o," diye bağırdım. "Ağabeyim Joseph geldi." Bundan sonra gelinin ağabeyim olduğunun dışında her şeyi unuttum. Sanki hala çocuktum ve Schönborn'da bir kabahatimden ötürü haşlanmayı bekliyordum. Hemen ağabeyime koşup boynuna sarıldım. Joseph de duygulanmıştı. Beni kucaklarken gözleri yaşlıydı. "Benim küçük kız kardeşim, güzel kız kardeşim. Joseph, sizi görmek ne saadet. Birbirimizi görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Sizi, anneciğimi, evimizi o kadar çok düşünüyorum ki." Şuursuz olarak Almanca konuşmaya başlamıştım. "Ah Joseph, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sanki küçük kızlık günlerime döndüm." Joseph de beni gördüğüne sevindiğini söyledi. O an Viyana'da havailiğimi o kadar yeren Haşin ağabeye benzer tarafı yoktu. Ama biz Almanlar duygulu bir milletizdir. Fransızların arasında yaşaya yaşaya bunun böyle olduğunu unutmuştum. Gevezeliğe devam ettik. Anneciğim nasıldı? Schönbrunn'un bahçeleri ne alemdeydi? Fıskiyeler yine eskisi gibi dört bir yana su fışkırtıyor muydu? Eskiden piyesler sahneye koyduğumuz Hofburg'daki küçük tiyatromuz ne olmuştu? Hizmetkarlar ne alemdeydiler? Ya köpeklerim? Arkamda bırakmak zorunda kaldıklarım. Annem sıhhatte ve mutlu muydu? Korkarım ki hep endişeliydi. Onu tekrar görmeyi ne kadar istiyordum. Joseph onu ne kadar görmek istediğimi anneme mutlaka söylemeliydi. Hem ağlıyor hem gülüyorduk. Joseph çok güzelleştiğimi söyledi. Yola çıktığımda cici bir küçük kızdım. Şimdi ise güzel bir kadın olmuştum. Joseph de benim kadar güzel bir kadın bulabilse tekrar evlenirdi. Buluşmamızın heyecanlı yanıydı bu. Ağabeyim kendisini Fransa'ya kadar getiren tatsız göreve, bana öğüt vermeye, beni tenkit etmeye ve çılgınlıklarımdan nasıl vazgeçeceğimi öğretmeye başlamadan önce bir saati böyle geçirdik. Kavuşmamızın o ilk coşkun sevinci yatışmaya yüz tutarken ağabeyime tarafsızca hatta tenkitçi bir gözle bakmak fırsatını buldum. Pek yakışıklı denemezdi. Kasten fazla sade giyinmişti. Arkasındaki kostümün sahibini güzel göstermekten ziyade iş görsün diye seçildiği belliydi. Kumaşı sarayda pire grisi diye adlandırılan renkteydi. Rosbert'in bana aynı renkte ipekliden bir elbise dikmiş, kral da bunu görünce pire renginde olduğunu söylemişti. Bu zamandan beri de pire grisi moda olmuştu. Ama bu rengin ağabeyime yakıştığı söylenemezdi. Ona halktan birisi havasını veren kısa çizmeleri de hoşuma gitmedi. Saçlarının taranış şekli muhakkak ki bir imparatora göre değildi. Bütün saçları tek bir bukle halinde tepesinde toplanmıştı. Biraz kamburlaşmış ve onu son görüşümden beri hayli yaşlanmıştı. "Bir Avusturya imparatoruna benzemediğimi düşünüyorsun değil mi?" "Öyle düşündüğünü itiraf et," dedi. "Ağabeyim Joseph'e benziyorsunuz. Benim bütün istediğim de bu," diye karşılık verdim. "Ha ha, sana daha zarif övgülerde bulunmayı öğretmişler ama ben sade bir adamım ve açık konuşmasını severim. Şimdi baş başa kalalım. Zira seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Sizi kralın yanına götüreyim. Louis'nin ağabeyini tanışmak için sabırsızlandığına eminim." Joseph, "Onun da zamanı var," dedi. "Önce o söylentilerin doğru olup olmadığını senin ağzından duymak isterim. Bana doğruyu söylemelisin. Zira sırf o mesele ve ona benzer şeyler yüzünden şu anda Versailles'de bulunuyorum ve eksiksiz olarak bütün hakikati bilmek istiyorum." Ağabeyimi küçük bir odaya alıp kapısını kapadım. Joseph hemen esas konuya geçti. "Bütün Avrupa evliliğinden bahsediyor," dedi. "Kralın evlilik münasebetlerinizi normal hale getirmekte başarısızlığa uğradığı doğru değil mi?" "Doğru. Oysa hayli denemede de bulunmuş." "Evet, hayli denemede bulundu. Onu muayene eden doktorlarsa ancak ameliyat olmak suretiyle normal bir erkek olabileceğini söylediler. Öyle mi?" Bu sözleri başımın hareketiyle doğruladım. Joseph sordu. "Ameliyattan çekiniyor mu?" Yine başıma yedim. "Anlıyorum. Ona vazifesini anlatmak lazım." Joseph kendi kendisinden fikir danışır gibi dairenin içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başlamıştı. Kıyafetinin sadeliğine rağmen imparator tavrı, takındığı dikkatimden kaçmamıştı. Bunun üzerine bize zannettirmek istediği kadar alçak gönüllü olduğundan şüphe etmeye başladım. Beni yakından ilgilendiren pek çok soru sordu. Ben de sakınmadan bunları cevaplandırdım. Sonunda "tam zamanında gelmişim," dedi. Krala adam yollayarak ağabeyimin sarayda olduğunu ve onu hemen kendisine getireceğimi bildirdim. Bundan sonra Joseph'in koluna girerek onu kralın dairesine sürükledim.
Louis ağabeyimi koşarak karşıladı ve onu kucakladı. Bu arada kocamın ağabeyimden daha uzun boylu olduğuna ve sarayın hiç de en şık erkeği olmamasına rağmen Joseph'in yanında daha kibar durduğuna dikkat etti. Fakat Joseph'te ağabey tavırları vardı. Kendini tanıtmadan seyahat etmeyi sevebilirdi. Ama Fransa kralını Avusturya imparatorundan daha aşağı seviyede saydığını derhal belirtti. Louis kısa bir süre önce ölen Portekiz kralının yasını tuttuğu için o sırada mor kadifeler içindeydi. Havadan sudan konuştular. Louis de bu arada ağabeyime bütün sarayın emirlerinde olduğunu bildirdi. Joseph bu sözlere gülerek başını salladı. ''Hayır kardeşim'' dedi. ''Basit bir kimse gibi yaşamayı tercih ederim. Versailles kasabalarındaki yerim bana yeter. Banyo müstahdemlerinizden birinin evinde pekala iki oda tuttum. Alıştığınız konforu herhalde orada bulamazsınız. Konfora fazla aldırış etmem kardeşim. Hem bu gibi şeylere sizler kadar alışık da değilim. Bir seyyar karyola, bir ayı postu bana yeter de artar bile.'' Joseph bir yandan konuşuyor, bir yandan da altın yaldızlı daireyi yan gözle süzüyordu ve ihtişamımızı günah sayarmış gibi bakışlarında küçümseme okunmaktaydı. Kral ağabeyimin kral ailesinin üyeleri, bakanlardan bazıları ve özellikle Monsieur de Marcopas'la tanıştırmayı gerekli buldu. Joseph bunun kendisini çok sevindireceğinin cevabını verince, o sabah birçok kimseleri kabul edip kendisine tanıtmakla geçti. Saçlarım düzeltilmediği ve bu uzunca merasime vaktimiz olmadığı için kendimi rahatsız hissediyordum. Zavallı Monsieur Leonard'ın şu sırada çaresizlikten çırpındığını tahmin ediyordum ama şüphesiz ağabeyimi yalnız bırakamazdım. Geleceği saati bize önceden bildirmiş olsaydı hepimiz ne kadar rahat ederdik. Ne çare ki Joseph'in sade alışkanlıkları ziyareti süresince hepimiz için hayatı güçleştirecekti. Yemeği yatak odamda yedik. Joseph merasim istemediği için buraya bir masa getirtti ve hepimiz dimdik iskemlelere oturarak bir kez daha rahatsız olduk. Böylece yemeği üçümüz yatak odasında iskemlelerimizin üstüne türemiş vaziyette sözde samimi bir hava içerisinde yedik. Aslında hepimiz huzursuzduk. Oysa ağabeyimin manasız ısrarı olmasa eminim ki Louis de ben de çok rahat olurduk. Bundan sonraki birkaç gün pek çok konuştuk. Joseph üçlü bir amaçla Fransa'ya gelmişti. Havai davranışlarımdan vazgeçmem için beni uyarmak, Fransa ile Avusturya arasındaki bağlaşmayı perçinlemek ve hepsinden de önemlisi başarısız evliliğimin ardındaki gerçeği keşfedip işleri düzene koymak. Joseph de Joseph olduğu için bunların her üçünü de başarabileceğine inanıyordu. İlk günlerde buluşmamızın yol açtığı duygulu hava devam etti. Bununla beraber ağabeyimin Fransa sarayını çok fazla debdebeli bir yer olarak gördüğünü ve bu hali için tenkit ettiğinin farkındaydım. Joseph gelişinin ikinci gününde Elizabeth'in dairesinde aileyle birlikte resmi bir akşam yemeği yedi. Büyüleyici bir genç kız olan Elizabeth'i ben pek sevdiğim için ağabeyimin de sevmesini istiyordum. Joseph'in bir kadına ihtiyacı olduğunu düşünmekteydim. Başından mutsuz iki evlilik geçmişti. İlk karısı olan güzel ve esrarengiz Isabella'yı sevmiş, ikincisinden nefret etmişti. Biricik çocuğuysa ölmüştü. Avusturya imparatoruydu ve bir varisi olmalıydı. Tabii kendisinden sonra tahta çıkabilecek erkek kardeşleri vardı. Bununla beraber Elizabeth, Joseph'le evlendiği takdirde Fransa'dan ayrılacaktı. Buysa bana hiç de parlak bir fikir gibi gözükmüyordu. Artuan'ın ağabeyimle arkasından alay ettiğini sezer gibi oldum. Provence'la o Joseph'e mutlaka zarafet ve kültürden yoksun gözüyle bakıyorlardı. Bu da huzursuz bir yemek oldu. Ah Joseph'in dost bir memleketi ziyaret eden bir hükümdar gibi davranmasını ne kadar isterdim. O gece kardeşlerin her üçüne de bir şeyler olmuştu. Bu da kışkırtan galiba Joseph'in ağdalı konuşmasındandı. Her neyse sofradan kalktığımız sırada Provence Louis'e çelme taktı. Bunun üzerine Louis Provence'ın üzerine düştü ve güreşmeye başladılar. Derken Artois da onlara katıldı. Bu nihayet bir oyundu ama Joseph tarafından mutlaka yadırganmıştı. Kocamla erkek kardeşlerinin bu şekilde oynaştıklarına ben daha önce de kaç kez şahit olmuştum. Bu yarı eğlenceliydi. Provence ağabeyini kıskandığı ve dövüşmekle rahatladığı için yarıda öfke niteliğinde bir şey. Louis'e gelince o genellikle ötekileri yendiği için bu gibi oyunlardan çok hoşlanıyordu. Artuay ise misafirde şok tesiri yapacak bir davranıştan zevk alacak kadar muzipti.
Elizabeth ile ben dehşet içinde bakıştık. Fakat Joseph dövüşen genç adamları görmemezlikten gelerek en küçük bir şaşkınlık belirtisi göstermeden bizimle konuşmaya devam etti. Yalnız kaldığımızda ağabeyime Madame Elizabeth tam bir kadın oldu deyince o dik dik kralın tam bir erkek olması çok daha hoşnutluk verici bir durum olurdu diye karşılık verdi. Joseph'e küçük Trianon'u göstermek için sabırsızlanıyordu. Ertesi gün onu nedimelerimden ikisini de beraberimize alarak oraya götürdüm. Joseph'e Trianon benim için bir sığınak, orada istediğim sade hayatı sürebiliyorum dedim. Hemen hemen tamamlanmış durumdaki İngiliz biçimi bahçeyi övünerek gezdirdim. Ama ağabeyim ilgilenmemişti. Bana konferans çekmeye başladı. Felakete doğru sürüklendiğimin farkında değil miydim? Etrafımı ahlak durumları şüphe götürür erkekler ve kadınlarla çeviriyordum. Bu durumda kendi ahlak durumumun da şüphe konusu olmasından tabii ne vardı? Sonra birden patlayarak kuş beyinlinin birisin diye bağırdı. Zevk ve eğlenceden başka şey düşünmüyorsun. Ne yapayım? Vaktimi doldurmak zorundayım dedim. Öyleyse kendine değerli meşgaleler bul. Çocuklarım olmuş olsaydı diyecek oldum. İşte asıl mesele orada. Zaten krala karşı davranışın da hiç hoşuma gitmiyor. Ne gibi? Bir kadın kocasına tabi olmalı. Onun emirlerini dinlemelidir. Sense onun hoşuna gitmek için yeterince çaba göstermiyorsun. Ona kur yapmalısın. Kendinden fedakarlık yapıp gözüne girmeye çalışmalısın. Onun zevkleri benimkilerden o kadar farklı ki, bu takdirde onun zevklerini sen de benimsemelisin. Beni bir demirci atölyesinde tasavvur edebiliyor musun? Joseph'e elimi göstererek devam ettim. Beni kilit yaparken, yerlerde eltilerimle güreşirken hayalinizi canlandırabiliyor musunuz? Kralın zevklerine uymak benim için çok zor. O dediklerini yapamazsın tabii ama kocana karşı daha itaatli olmalısın. Onun beraberliğinden zevk aldığını ona göstermelisin. Onun normal bir erkek olmasına büyük yardımların dokunabilir. Sustum. Joseph bundan sonra sabahlara kadar dans etmemi, kumar tutkumu, arkadaş seçimimi ve israfımı yermeye girişti. Boynumu bükerek kendimi düzeltmeye çalışacağım Joseph diye söz verdim. Esasen küçük Armand'ı evlat edinmemden beri bende de biraz gelişmeler vardı. Ne var ki oğlanı sevmeme rağmen onun varlığı kendi çocuklarımın olmasına duyduğum özlemi kuvvetlendirmişti. Joseph möbleli odalardan çıkmayı reddederek Paris'i bir imparator değil de bir turist gibi gezmeyi istediğini belirtti. Arkasında pire grisi rengindeki sade paltosu, yanında yine griler içindeki iki hizmetkarı olduğu halde üstü açık küçük arabasının içinde Versailles'dan yola çıkıyordu. Başkente varınca arabasını bırakarak sokaklarda yürüyor ve halktan bir adam sanılacağını umuyordu. Ancak bu işi o kadar aşırılığa kaçarak yapıyordu ki halk onun mühim bir kişi olduğunu seziyor, hele ağabeyimin bizi ziyarete geldiği ve tanınmamayı tercih eden bir adam olduğunu da bildiklerinden kimliği pek çabuk anlaşılıyordu. Dükkanlara girip alışveriş ediyor, aldıklarını paket ettiriyor ve kendi taşıyor, bu arada uşaklarını dışarıda beklettiriyordu. Mutlaka imparatordur gibilerden fısıltılar kulağına çalındığı takdirde bunları duymamış gibi davranıyor ve her zamankinden daha burjuva gözükmeye çalışıyordu. Bu kesintilerden Paris çamuruna bulanmış fakat hayatından hoşnut halde dönüyordu. Paris'in onu büyülemeye başladığını fark ediyordum. Bourbon rıhtımında güneşin batışını seyretmekten ve Notre Dame'ın etkileyici silüetinden söz etmeye koyulmuştu. Geride durup Paris'i seyretmenin insanı büyülediğini bana tekrar tekrar söyledi. Hiç Saint-Chapelle'in ve Concierge'in kulelerini dönüp dönüp seyretmiş miydim? Hayır. Cevabı benim yerime o verdi. Paris'te ilgilendiğim bir tek yer vardı. Dans etmeye gittiğim opera binası. Louis'de konferanslar veriyordu. Ulusu hakkında ne biliyordu sanki? Halkının arasına karışmak bir hükümdarın göreviydi. Kendini tanıtmadan tabii. Louis bir sabah erkenden kalkıp köylülerin ürünleriyle hallere gelişlerini seyretmeli, Gonus fırıncılarının arasına karışmalıydı. Meyve ve sebze dolu el arabalarını şehre süren bostancıları, işlerine yollanan memurları, erkenci müşterilere kahve ve çörek servisi yapan limonatacıların garsonlarını görmeli, küplerini sırtlarında taşıyan kahveci kadınların birinden kahve satın alıp bunu sokakta toprak bir kabın içinden içmeliydi. Ulusunun hükümetleri ve kralları hakkında ne düşündüğünü bilmek bir kral için usuldendi ama bütün bunları kendini tanıtmadan yapması şarttı. Joseph aslında kral ailesinin fertlerinden çok
Fransız ulusuyla ilgilenmiş görünüyordu. Gezisine müzeleri, matbaaları ve fabrikaları da katmıştı. Boyaların nasıl yapıldığını görmek istiyordu. Rue de Juvenir ve Rue de Marmots gibi tatsız yerlerde dolaşıp işçilerle konuşuyordu. Şivesi, tanınmamak için gösterdiği çaba, bütün bunlar onu ele veriyordu. Parisliler pek kısa bir zaman sonra Avusturya İmparatoru'nun aralarında olduğunu fark edip gözleriyle onu aramaya koyuldular. Onu Pre Gris'i gösterişsiz kıyafetinden, pudralanmamış saçlarından, sadeliğinden ve onlardan biri olduğunu ispat etmek ve protokolü bertaraf etmek için gösterdiği çabalardan hemen tanıyıveriyorlardı. Joseph'i pek sevmişlerdi. Öyle ki ağabeyimin bizimle gözüktüğü ender vesilelerde bütün alkışlar ve yaşalar ona oluyordu. Gizlemeye çalıştığı memnunluğu fark ederek en sevdiği rolün imparator olduğu keşfedilen imparator olduğunu anladım. Sabun imalathanelerinden sonra duvar halısı örücülerine, nebatat bahçelerine ve hastanelere gitti. Bütün bunlar onu tiyatrolarla opera balolarından daha çok ilgilendiriyordu. Bununla beraber bir kere de Comédie Française'ı ziyaret etmek tenezzülünde bulundu. Madame de Berry'i de ziyaret etti. Eski gözde o sırada Louvain-les-Sens'ta bulunuyordu. Dostu Maurepas, Ponoxdam'da geçirdiği 2,5 yıldan sonra burasının ona verilmesini uygun görmüştü. Abimin bu jestine bir anlam veremedim. Çok güzel bir kadını görmeyi istemiş olması mümkündü. Ya da de Berry'nin sürdüğü hayatı yadırgamayan bir serbest düşünür olduğunu ispat etmek amacını gütmüştü. Bu arada gözden düşene kadar Avusturya'nın sadık bir dostu olan ve evlenmemi düzenleyen Duc de Choiseul'e ayıracak vakit bulamaması hayret vericiydi. Protokol kurallarını hiçe saydığımdan ötürü beni yeren kimselerin aynı şeyi yaptığı için Joseph'e hayranlık duymaları da garibime gitti. Fakat ağabeyim yalnız Paris'i gezmekle yetinmedi. Aile hayatımızı da düzene sokmaya çalıştı. Şüphesiz hak ettiğim nasihatlarına yalnız ben hedef olmakla kalmadım. Kayınbiraderlerim de aynı duruma düştüler. Joseph Artois'a Züppe'nin biri olduğunu söyledi. Üçüncü kardeş olmasına dayanarak havai bir hayat sürebileceğini sanmamalı. Daha ciddi olmalıydı. Joseph ziyareti süresince Artois ile birkaç kere daha baş başa görüşmeye çalışacaktı. Kayınbiraderim de karşılaştığı güçlükleri imparatorla tartışmalıydı ki onun öğütlerinden faydalanılabilsin. Artois'un bu sözlere göstereceği tepkiyi tahmin edebiliyordum. Söylenenleri sahte bir ciddiyetle dinlemesine dinlerdi. Ama dairesinden dışarı akseden kahkahaları duydukça Joseph'le konuştuklarını naklederek arkadaşlarını eğlendirdiğini anlıyordum. Joseph, Provence hakkındaki düşüncelerinden pek emin değildi. Bu kayınbiraderime öğütlerde bulunacak yerde beni ona karşı uyardı. Onda soğuk bir taraf var dedi. Karısı da tam bir entrikacı. Boşuna Piemontlu değil, kaba ve çirkin olduğuna bakarak onu küçümsememen gerekir. Halalar şüphesiz Joseph'le içli dışlı olmaya pek hevesliydiler. Adelaide bakılırsa ona anlatacak o kadar çok şeyleri vardı ki. Joseph de herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek fırsatını hiç kaçırmazdı. Ancak Adelaide sözde bazı resimleri göstermek için onu küçük bir odaya davet edip orada boynuna sarılarak ihtirasla öpünce pek şaştı. Joseph şaşkınlığını belli edince Adelaide onu bir yandan bir sevgili gibi okşarken bir yandan da ihtiyar bir halanın böyle yakınlıklar göstermesinin normal olduğunu ileri sürdü. Ağabeyim bunu anlattıktan sonra halaların herhangi biriyle bir daha yalnız bırakılmamasını bana ihtar etti. Daima biraz garip hareket etmişlerdir dedim. Orası öyle. Zaten bu sarayda hiçbir önemi yok. Sen asıl öbürlerine dikkat etmelisin. Bir yılan kadar soğuk Provence'la entrikacı karısına. Öbür kayınbiraderin fazla havai olduğu için arkadaşlığı sana yaramaz. Kardeşlerin içinde çocuğu olabilen de yalnız o olduğuna göre kocan tavsiyeme uyarak derdini bertaraf ettikten sonra hamile kaldığın zaman Artois ile fazla samimi olmaman hakkında daha hayırlı olacaktır. Şimdiki halde onunla fazla berabersin. Bu beraberlik dedikodulara yol açabilir. Ağabeyimi Artois'dan hoşlanmadığıma inandırmak için diller döktüm. Ama ailenin en neşeli ferdi oydu ve aşağı yukarı aynı şeylerden zevk alıyorduk. Beni her zaman eğlendirebiliyordu. Eğlenmeye de o kadar ihtiyacım vardı ki. Joseph diye hoşnutsuzluğunu belirtti. Hayatın eğlenceden ibaret olmadığını henüz öğrenememişsin.
ağabeyimin papayı aratmayacak tavırları artık hepimizin canını sıkmaya başlıyordu. Biraz daha havai olmasını, kumar oynayıp kaybetmesini, sarayın eğlencelerine biraz ilgi duymasını isterdim ama bütün bunlar karakterine yabancı şeylerdi. Günler geçtikçe beni kadınlarımın yanında da tenkide başladı ki bu büsbütün canımı sıktı. Ben tam tuvaletimle meşgulken daireme girip fazla süslü elbiselerimden ötürü hoşnutsuzluğunu belirtiyordu. Yanaklarıma allık sürülüşünü de alaya alıyordu. Saray adetlerinin allık sürülmesini gerektirdiğini bilmesi lazımdı halbuki. Madame Campan bile mütevazı bir okuyucu olarak saraya yeni geldiği sıralarda allık sürünmek zorunda kalmıştı. Joseph yanağını fazlaca kızartmış olan Nedimelerimden birine bakarak ''Biraz daha, biraz daha şu nesneyi kız kardeşim hanımefendi kadar çılgınca sürünün.'' dedi. Bu sözlerini o kadar içerledim ki ağabeyime beni başkalarının yanında tenkitten kaçınmasını rica etmeye karar verdim. Yalnız olduğumuz sırada söylediklerini aldırmıyorum ama Fransa kraliçesinin uyruklarının önünde bir çocuk gibi azar işitmesi herhalde yakışık almazdı. İtibarıma hiçbir şey bunun kadar zarar veremezdi. Monsieur Leonard saçlarımı düzeltirken aynanın karşısında bunları düşünerek hırsımdan titriyordum. Leonard bir ara ''Bugün size öyle bir saç yapalım ki imparator bile ister istemez hayran olsun.'' dedi. Leonard'a aynanın içinden gülümsedim. O da sanatını göstermeye girişti. Tam o sırada da Joseph her zamanki gibi merasimsiz içeri girdi. ''Bu saç biçimi hoşunuza gitti mi ağabey?'' diye sordum. Canı sıkılmış gibi ''Evet.'' dedi. ''Pek baştan sağma cevap verdiniz. Yoksa kuaförümü bana yakıştıramadınız mı?'' diye sordum. ''Açık konuşmamı ister misin? Ne zaman açık konuşmadınız ki Joseph? İyi öyleyse. Bence bu saç bir tacı taşıyamayacak kadar zayıf gözüküyor. Monsieur Leonard, ağabeyim kraliçenin manevi kişiliğinde ağır bir suç işliyormuş gibi afallamıştı. Nedimelerimle dostlarım da ağabeyimin kendi önlerinde benimle bu şekilde konuşması karşısında sarsılmışlardı. Zira Joseph bu kere saç tuvaletimden de çok Fransa kraliçesinin manevi kişiliğini tenkit ediyordu. Protesto eder tarzda bunu kendisine hatırlatınca şöyle karşılık verdi. ''Ben açık sözlü adamım, numara yapamam. Ne düşünüyorsam onu söylerim.'' Fransızların konuşmasındaki sunilik ve sahteliğe oldu bitti antipati duymuştum. Fakat Joseph'in yanında geçen birkaç haftadan sonra bunu adeta özlemeye başladım. Joseph'in davranış tarzı Mercier'de biraz huzursuzluk duyuruyordu. Kaunitz'in bana ne şekilde muamele etmesi gerektiğine dair ağabeyime öğüt vermeye çalıştığını tahmin ediyordum. Fakat Joseph kimsenin öğüdünü dinlemezdi tabii. Avusturya'dan ayrılmamın üzerinden 7 yıl geçtiğini unutmuştu. Beni hala küçük kız kardeşi olan o kafasız kız olarak görüyordu. Joseph bana vereceği talimatın Kaunitz tarafından yazılı olarak hazırlandığını kendisi söyledi. Ama benim yazılı belgeye ihtiyacım yok dedi. Seni görmek ve seninle konuşmak için buraya geldim. Çevreni de gözlerimle gördüm. Böylece ağabeyim bize öğüt vermeye devam etti ve beni az çok etkiledi de. Davranışlarımın çılgınlık olduğuna ve annemi ne kadar üzdüğüne beni inandırdı. Paris halkının arasında gezmiş, çektikleri sıkıntıyla yoksulluğu görmüştü. Paraları har vurup harman savurduğumu duyunca bu kimseler ne derlerdi? Bunları tekrarlaya tekrarlaya bana pişmanlık gözyaşları döktürdü. ''Değişeceğim Joseph'' diye vaat ettim. ''Ne olur anneme üzülmemesini söyleyin. Daha ciddi olacağım, söz veriyorum.'' Sözlerimde samimiydim de. Benimle Prenses de Görmenis'in dairesine gittiği gün büyük bir şanssızlık eseri olarak orada tatsız bir sahne oldu. Joseph aslında oraya gitmek istememiş ancak ısrarlarıma boyun eğmişti. Oradakiler faro oynuyorlardı. Kadınlarla erkeklerin aşırı teklifsizliği ağabeyimin hiç hoşuna gitmedi. Konuşmalar esprili olmakla beraber açık saçıktı. Hepsinden beteri Madame de Gümeni bir ara hile yapmakla suçlandı. Joseph derhal kalkmak istedi. Burası kumarhaneden başka şey değil dedi. Sonra kumarın tehlikeleri hakkında bir konferans çekti. Ben kumardan vazgeçmeliymişim. Kumardan insana ancak fenalık gelebilirmiş. Arkadaşlarımı seçerken daha dikkatli olmalıymışım. Ne yapsak yeni bir konferansa vesile oluyordu. Buna rağmen biz Joseph'in söylediklerini dinliyorduk. Ve kendisinin karakterindeki pek çok kişiler gibi onun da dediklerinin çoğu gerçekti. Joseph çok zaman kocamla bir odaya kapanıyordu. Zira ziyaretinin esas gayesi Avusturya-Fransa ilişkilerini kuvvetlendirmek ve şüphesiz öteki meseleyi konuşmaktı. Kocama ne söylediğini bilmiyorum ama ona vazifesini hatırlattığını,
tahta varis çıkaramayan bir krallığın karışabileceğini, tehlikelerinin sayıldığına eminim. Artuan'ın bir oğlu vardı ama Provence sırada ondan önceydi. Saltanat babadan oğula geçmediği vakit bir takım kıskançlıklar ve düşmanlıklar olması kaçınılmaz bir şeydi. Joseph'in kendinin oğlu yoktu ama bu gerçek krala vazifeleri konusunda konferans çekerken onu zerrece rahatsız etmedi. Louis de bana hayatta en çok istediği şeyin çocuk olduğunu itiraf etti. Abimin yaptığı ziyaret bizim için gerçekten büyük önem taşıyordu. Zira Louis'den bu tatsız duruma son vermesi sözünü koparabildi. Mutlaka bir şey yapmak lazımdı. Louis de o şeyin yapılmasının çaresine bakacaktı. Joseph Mayıs sonunda Avusturya'ya döndü. Nisan ortasından beri bizimle beraberdi. Vedalaştığımız sırada son söz olarak havailiğim ve kuş beyinliliğim yüzünden bana meram anlatmasının imkansız olduğunu söyledi. Zihnimi bir konuya verebilme yeteneğinden yoksundum. Bütün bunların doğruluğunun ben de farkındaydım. Joseph de bu yüzden bana talimatını yazılı olarak bırakmıştı. O gittikten sonra bunları dikkatle inceleyecektim. Beni o kadar sinirlendirmesine rağmen şimdi gideceği için kalbim hüzünle doluydu. Joseph evimin ve çocukluğumun bir parçasıydı. O kadar çok anımı yeniden canlandırmıştı ki. Annemizden de bahsetmiş ve onu bana yakınlaştırmıştı. O giderken hıçkıra hıçkıra ağladım. Joseph bizi, hem beni hem de kocamı hararetle kucakladı. O gittikten sonra da Louis bana dönerek sonsuz bir şefkatle, imparatorun ziyareti süresince sizinle daha sık ve daha uzun süre beraberdik. Onun için ona bir şükran borcum var dedi. Bu çok tatlı bir övgüydü. Esasen yepyeni bir gayesi olduğu kocamın gözlerinden okunuyordu. Yalnız kalınca Joseph'in bıraktığı talimatı okudum. Sayfalar doldurmuştu. Artık büyüdüğüne göre hala çocuk olduğun ileri sürülerek hoş görünemezsin. Tereddüt ettiğin takdirde başına gelecekleri hiç düşündün mü? Mutsuz bir kadın, mutsuz bir kraliçe demektir. Fırsatları kolluyor musun? Kralın sana gösterdiği sevgiye içten gelerek karşılıkta bulunuyor musun? Seni okşadığı zaman donuk ve dalgın mısın? Canın sıkılmış veya tiksinmiş gibi göründüğün oluyor mu? Bu takdirde soğuk mizaçlı bir erkeğin sana yakınlaşma teşebbüslerinde bulunması ve seni sevmesi mümkün müdür? Bu sözler üzerinde ciddiyetle durdum. Söylenenler doğru muydu acaba? Joseph bütün o azametli haline rağmen muhakkak ki yaman bir gözlemciydi. Duygularımı ele mi vermiştim acaba? Zira kralın bana yaklaştığı zamanlarda çok kere onun sözünü ettiği duygulara kapılıyordum. Joseph beni gözlemlerinin ışığında tenkit etmeye devam ediyordu. Hiç onun isteklerine boyun eğiyor ve kendininkileri feda ediyor musun? Kendisini sevdiğine onu inandırmaya çalışıyor musun? Onun hatırı için bazı fedakarlıklarda bulunuyor musun? Ağabeyimin kocama karşı davranışlarımı yerdiği sayfalar dolusu yazı vardı. Evliliğimizin içinde bulunduğu durumdan beni sorumlu tutuyordu. Kocamın kusuru her ne kadar benim suçum değilse de ona karşı gösterdiğim sıcaklık ve anlayışla giderilmesi pekala mümkündü. Saraydaki bazı kimselerle olan ilişkilerim skandal niteliğindeydi. Sararlı kimseleri kendime bağlamakta deha derecesine varan bir yeteneğim vardı. Dostlukların da teklifsizliklerin kamu üzerindeki etkisini ölçmek zahmetine hiç katlandın mı? Kralın hiçbir zaman talih oyunları oynamadığını, bunun için senin böylesine kötü alışkanlıkları himaye etmenin skandal sayılabileceğini aklından çıkarma. Bir de opera balolarındaki terslikleri düşün. Bunun bütün eğlencelerinin arasında en tehlikelisi ve yakışıksız olduğunu belirtirim. Özellikle böyle yerlere giderken kavalyenin işe yaramaz kayınbiraderlerin olduğunu kendin söyledin. Şu halde oralara hüviyetini gizleyerek gitmenin ve başkasıymışsın gibi davranmanın faydası ne? Bu sözlere gülümsedim. Ya senin kılık değiştirmen neye yarıyor Joseph ağabey? Bu sorumun havailiğinden ötürü sesi biraz kırık olarak kulağıma geldi. Benim kimliğimi gizlememin amacı milletin onlara iyilik yapanın kim olduğunu anlamalarını önlemek, seninkisiyle çılgınca ve tehlikeli zevklerin peşinden koşmak der gibiydi. Tanımadığına samimi olarak inanıyor musun? Her zaman değil ağabeyciğim, senin de her zaman inanmadığın gibi. Kim olduğunu herkes biliyor. Maskeli olduğun zamansa karşılaştığın kimseler senin yanında söylenmemesi tarafından duyulmaması gereken sözler söylüyorlar. Niçin hafif insanların toplandığı bir kalabalıkta onlarla bir arada bulunmak istiyorsun? Oraya sırf dans etmek için gidiyor değilsin. Bu yakışıksız hareketi niçin yapıyorsun öyleyse? Sen Paris'in hergeleleriyle haşır neşir olurken kral gece Versailles'de yalnız kalıyor. Annemin öğütlerini unutmuş muydum? Viyana'dan ayrıldığımdan beri kafamı olgunlaştırmam için yalvarmıyor muydu?
Okumaya, şüphesiz ciddi şeyler okumaya merak sarmalıydım. Günde en az 2 saat okumam gerekirdi. Joseph bundan sonra garip bir şey söylüyor, çok sonraları hatırlayacağım garip bir kelime kullanıyordu. Durum sonuna kadar bu şekilde devam edemeyeceğine göre, doğrusu mutluluğun adına titriyorum. İhtilal gaddarca olacak ve buna belki de sen yol açmış olacaksın. Ağabeyim o feci kelimenin daha fazla üzerinde durmamıştı. Bu işi şimdi ben yapıyorum. Onu kağıt üstünde gördüğümde bu deyim garibime gitmişti. Şimdi de kağıdı açık açık görebiliyorum ve o kelime sanki kırmızıyla, kan rengiyle yazılmış gibi sayfanın içinden fırlıyor. Joseph gittikten sonra hatalarımı düzeltmeye çalıştım. Haklı olduğunu biliyordum. Kumar oynamamalı, daha ciddi olmaya çalışmalıydım. Hatta okumayı bile denedim. Anneme yazdığım mektupta ağabeyimin öğütlerini tuttuğumdan bahsettim. Lüzumundan fazla tumturaklı bir dille, onlar sanki kalbime yazıldı diyordum. Tiyatroya pek sık gitmiyordum. Opera balolarına gidişimse daha da ender oluyordu. Buna karşılık ava çıkmayı denedim. Daha doğrusu defalarla kocamla ava gittim. Gerçekten elimden geleni yapıyordum. Louis de öyle. Joseph'e verdiği söze sadık kalarak o küçük ameliyatı yaptırmıştı. Müdahale başarıyla sonuçlandı. İkimiz de sevinç içindeydik. Anneme şöyle yazdım. Bütün hayatım için en büyük önemi taşıyan mutluluğa eriştim. Evlilik münasebetlerim artık tam manasıyla normal hale girmiştir. Dün deneme tekrarlandı ve ilkinden de başarılı oldu. Önce sevgili anneme özel bir haberci yollamayı düşündümse de bunun dedikoduya yol açmasından çekindim. Henüz hamile değilsem de her an olmaktan ümitliyim. Kocamdaki değişiklik de büyüktü, mutluydu. Tam bir aşık gibi davranıyor, hep benimle beraber olmak istiyordu. Ben de ondan kaçmayı aklımdan geçirmiyordum. Kendi kendime habire şunları tekrarlıyordum. Yakında rüyam gerçek olacak. Şimdi benim de anne olmak ihtimalim herhangi başka bir kadınınki kadar kuvvetli. Louis bu mutluluğumuzu borçlu olduğumuz ağabeyime bir mektup yazmak istediğini söyledi. Gelecek yılın tarafımdan size bir yeğen verilmeden sona ermeyeceğini umuyorum. Bu mutluluğu size borçluyuz. Havadis sarayın her tarafına yayılmıştı. Halalar her şeyi bütün ayrıntılarıyla öğrenmekte ısrar ettiler. Adelaide heyecan içindeydi. Öğrendiklerini başından sonuna kadar kız kardeşlerine anlattı. Louis Adelaide halasına açılarak ''Çok zevk aldım. Bu kadar zamanı bu zevkten yoksun geçirdiğime esef ediyorum.'' dedi. Kral aşırı derecede neşeliydi. Saray halkı olayları ilgiyle izliyor. Kralın yeni kavuştuğu yeteneğinin ne zaman meyve vereceğine dair bahislere giriyordu. Provence'la karısı bu işe canlarının sıkıldığını belli etmemeye çalışıyor idiyseler de ben farkındaydım. Artois da arkamızdan kralın yeni edindiği yeteneklerden söz açarak Provence'ı kışkırtmaya çalışıyordu. Hayatımız muhakkak ki etrafımızdakilerin insafına kalmıştı. Gizlilik diye bir şey yoktu. Sabahları yorgun gözüktüğüme dikkat ediliyor, bu hal ise kıkırtılara ve fısıltılara yol açıyordu. Herkes tetikteydi ama benim umurumda değildi. En sonunda anne olmak üzere bulunduğumu muşlulayacağım günün özlemiyle yaşıyordum. Madame Royale'in gelişi. Her gün yeni umutlarımı düşünüyor, kendimle hamile olduğum anlamına çekilecek bir belirti yakalamaya çalışıyordum. Joseph'in uyarılarını izlemeye, nelerin kocamın hoşuna gideceğini keşfetmeye çalışıyordum. O da bana aynı ilgiyi gösteriyordu. İkimiz de aynı şeyi arzuluyorduk. Ben küçük veliahtımı rüyalarımda görüyordum. Ona bir kavuştum mu hayattan başka bir şey istemeyecektim. Çocuk sahibi olmak arzusuyla kavruluyordum. O Ağustos Trianon'da bir davet düzenlenip bahçelerde sergileri ve tezgahlarıyla bir pazar kurdurdum. Parisli dükkancılara bahçelere sergilerini getirmelerine izin verdim. Kendim de limon atıcı rolünü kabullenerek sevgili terzim Rosa Bertin tarafından dikilmiş muslim bir dantelden garson kadın kılığını arkama geçirdim. Herkes bu kadar hoş limon atıcı görmediklerinde birleşiyordu. Elimden limonata içmek için kuyruk oldular. Ben de Nedimelerim limonata servisi yapmanın dünyanın en zevkli şeyi olduğunu hissediyorduk. Kral da sürekli olarak yanımdaydı. Birbirimize ne kadar sevgi ve şefkat gösterdiğimiz bu arada kimsenin gözünden kaçmadı. Bütün o yıl umduğum bekledim ama hiçbir şey olmadı. Umutlarımın günün birinde gerçekleşeceğinden hani neredeyse kuşkuya düşecektim. Her sabah küçük Armand'ı yanıma getirtiyordum. Çocuk bana çok bağlanmıştı. Yanından ayrılmak zorunda kaldığım vakit iri mavi gözleri öylesine bir hüzünle doluyordu ki. Ama bu hali kendi çocuğum olmasına duyduğum özlemi daha da artırıyordu. O yıl sonuna yaklaşırken
asıl meseleyi halletmiş olmamıza rağmen evliliğimin belki de verimsiz kalacağından korkarak acı acı düşünmeye başlamıştım. Çaresizlik içindeydim. Avunmak için eski eğlencelerime döndüm. Artuğa yanımdan hiç ayrılmıyor, beni o bunalımdan sıyırıp hayattan tekrar zevk aldırmaya kararlı olduğunu söylüyordu. Kılık değiştirelim, opera balosuna gidelim dedi. Karnaval zamanıydı. Ben de baloya gitmeye can atıyordum. Ama kocam baloya gidip gitmeyeceğimi sorduğunda gitmesem daha iyi olacak diye düşündüğünü bildiğim için hayır dedim. Louis bunun üzerine beni zevkten yoksun bırakmayı aklından geçirmeyeceğini, Comte de Provence yanımda olmak şartıyla baloya gidebileceğimi söyledi. Böylece yine dans etmeye başladım. Bir yandan da Prenses de Gümeni'nin dairesini ziyaret ediyor ve yine yüksek paralarla kumar oynuyordum. Joseph'in uyarmaları unutulmuş, eski alışkanlıklarıma dönmüştüm. Beraberce türlü oyunlar oynuyor, şakalaşıyorduk. Artuğa daima herkese şakalar yaptığından Prens de Lin'le ben de ona bir oyun oynamaya karar verdik. Limonlukta sık sık müzik dinliyorduk. Orada duvarın hayli yükseğindeki oyuk bir rafın içine 14. Louis'nin bir büstü konmuştu. Konser sona erip de limonluktan çıkacağımız vakit Artuğa daima heykelin önünde yerlere kadar eğilir ve ''İyi geceler dedeciğim'' diye seslenirdi. Günün birinde heykelin cevap vermesinin genç adamı ne kadar şaşırtacağını düşünerek bir merdiven getirtmeyi, Prens de Lünjin de heykelin yanına tırmanmasını kararlaştırdım. O zaman merdiveni çekecektik. Prens de sırası gelince Artuğa'ya derinden ve ciddi bir sesle cevap verecekti. Artuğa'nın devamlı alaylarıyla heybetli atasının ruhunu mezarından çıkardığını sanarak ne kadar telaşlanacağını düşündükçe şimdiden kahkahadan kırılıyorduk. Ne çare ki prens son dakikada oyuna katılmaktan vazgeçti. Arkadaşlarından biri ona tekrar inmesi için merdivenin geri getirilmemesine, böylece onun orada bırakılmasına, şakayla daha da ileriye götürerek karar verildiğini fısıldamıştı. Prens geceyi limonluğun tepesinde 14. Louis'nin büstüyle baş başa geçirmeye niyetli olmadığından tasarladığımız şaka da böylece kaldı. Ama bu olay sürdürdüğümüz hayat hakkında bir fikir verebilir. Hiçbir zaman çocuğum olmayacağı korkusuyla umutsuzluğun son haddine eriştiğim sırada bir gün hamile olduğumdan kuşkulanmaya başlayınca delice bir sevince kapıldım. Heyecanımdan normal hayatımı süremeyecek hale gelmiştim. Yanılmış olmaktansa ödüm kopuyordu. Sonuçtan emin oluncaya kadar kimseye bir şey söylememeye karar verdim. Önceleri herkes beni ilgiyle incelerken şimdi bu ilgi tavsamıştı. Bundan ötürü de çok memnundum. Oturup çocuğu düşlemekten başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yalnız kalıp düşünebilmek için hasta numarası yaptım. O gün kendi kendime belki 100 defa Sayın Veliaht Hazretleri diye tekrarladım durdum. Vücudumu dikkatle inceliyordum. Ama henüz hiçbir değişiklik yoktu. Ayağımın kayması korkusuyla banyoya girip çıkarken son derece dikkat ediyordum. Banyo teknem köylülerin tahta ayakkabıları biçimindeydi. Bunun içinde otururken sıkılganlıktan arkama boğazıma kadar düğmeli fanila bir elbise giyiyordum. Banyodan çıkarken de nedimelerimin beni görememeleri için kadınlarımdan ikisine büyük bir havlu önümde paravana gibi tutturuyordum. Vücudum henüz değişmemiş olmakla beraber şimdi bu tedbirin benim için gerekli olduğunu düşünüyordum. Haftalar geçti, sırrımı herkesten gizledim. Sonunda şüphem kalmadı. Çocuğun karnımda kıpırdadığını hisseder gibi olmuştum. Müjdeyi herkesten önce kocama vermem gerekiyordu. Heyecanımdan olayı ona nasıl duyuracağımı bilemiyordum. Onun da son derece duygulanacağından kuşkum yoktu. O da bu çocuğu en azından benim kadar istemiyor muydu? Dairesine giderken hem ağlıyor hem de gülüyordum. Louis beni görünce hemen ayağa kalktı ve dehşet içinde bana doğru yürüdü. Gülerek, ''Majeste, uyuklarınızdan birini size şikayet etmek için geldim.'' dedim. Kral afallamıştı. ''Ne oldu?'' diye sordu. ''O uyruğunuz beni tekmeledi.'' ''Sizi tekmeledi mi?'' Kral öfkeden ne diyeceğini bilemiyordu. Kahkahayı bastım. ''Evet, rahmimi tekmeledi ama henüz o kadar genç ki.'' Majestemizin ona pek de sert davranmayacağını umuyorum. Louis'nin yüzünde birbirini izleyen değişik anlamlar görülecek şeydi. Hızlı hızlı konuşmaya başladı. Çocuk beni tekmelemiş olamazdı. Bunun için henüz fazla küçüktü. Onun kıpırdadığını hissetmem belki düş gücümün bana bir oyunuydu. O kadar çocuk istiyordum ki. Louis sahiden bir çocuk var mı acaba diye fısıldadı. Evet gibilerden başımı eğdim. Bunun üzerine kocam boynuma sarıldı ve birkaç dakika böylece sarmaş dolaş kaldık. İkimiz de o kadar mutluyduk ki.
Anneme hemen bir mektup yazdım. Sevgili annem hanımefendi, birkaç hafta önce duygularıma uyup size büyük umutlarımı yazıyla bildirmediğim için üzülüyorum. Ancak umutlarım bizi aldatırsa ne kadar üzüleceğimi bildiğim için elim kaleme gitmedi. Artık dans etmeyi içim istemiyordu. Çocuğa belki zararı olurdu. Bütün istediğim oturup düş kurmaktı. Anneme bir mektup daha yazdım. Her şeyin bir rüya olmasından hala kuşku duyduğum anlar oluyor. Ama rüya devam ediyor. Bunun üzerine de kuşkunun yersizliğini anlıyorum. Hiç şimdiki kadar mutlu olmuş muydum? Sanmıyorum. Bir çocuğum olacaktı. Kendi çocuğum. Armand gelip yatağımın üstünde oturduğu zaman biraz dalgın davranıyordum. Gözüm onu görmüyordu artık. Başka bir çocuk görüyordum. Kendi çocuğumu, bebek veliahtımı. Anneme sık sık yazdığım mektuplarda umutlarımdan, veliahtıma nasıl bakacağımdan, onun için neler hazırladığımdan bahsediyordum. Kendime çok dikkat ediyordum. Versailles'le Trianon'un bahçelerinde sakin gezintiler yapıyor, dairemde oturup tatlı bir müziğe kulak vermekten, konuşmaktan ve nakış işlemekten hoşlanıyordum. Bebeğimin urbalarıyla ilgili tasarılarım vardı. Onun için o kadar çok şey yapmak istiyordum ki doğumuna kadar nasıl dayanacağımı bilemiyordum. Anneme bir mektubumda şöyle diyordum. Bebekler artık eskisi kadar kıskıvrak vaziyette büyütülmüyor. Kundaklanmamaları gerekiyor. Hafif bir beşiğin içinde olmalı ya da kollarda taşınmalıdırlar. Mümkün olduğu kadar fazla açık havaya çıkarılmalarının gerektiğini öğrenmekteyim. Böylece havaya derece derece alışır. Sonunda da hemen bütün günü dışarıda geçirebilirler. Bunun onlar için yararlı olduğu kanısındayım. Bebeğin aşağı katta yatması için hazırlık yaptırdım. Orada onu terasın geri kalanın kısmından ayıracak küçük bir parmaklık da olacak. Böylece erkenden yürümeyi öğrenir. Çocuğumun yanında olacağı günü iple çekiyorum. Hamilelik rahatsızlıklarını zerrece umursamıyor, aksine onları sevinçle karşılıyorum. Bebeklerden konuşmaktan bıkıp usanmıyor, deneylerini anlatmaları için çocuk doğurmuş kimseleri etrafıma topluyordum. Fakat bekleme zamanı da ne kadar uzundu. Artık bıkmaya başlamıştım. Çocuğumu özlemekten hasta oluyordum. Bebeğim Aralık'ta doğacaktı. Yaz bitip tükenmek bilmiyordu. Derken garip bir olay bana yaklaşan doğumumu kısa bir süre içinde unutturdu. Ağustos ayıydı. O gün kocam erkek kardeşleri ve karılarıyla birlikte kalabalık salondaydım ve yorgunluğu yavaş yavaş hissetmeye başladım. Louis'e bir işaret etsem topluluğu derhal dağıtacağını biliyordum. Sağlık durumumla yakından ilgiliydi ve bebeğin hayatının tehlikeye düşmesinden en az benim kadar korkuyordum. Derken genç adamı gördüm. Biraz ötemizde duruyordu. Onun ne kocam ne de kardeşleri tanıyordu. Ama olağanüstü yakışıklı yüzüne, sarı saçlarla kara gözler arasındaki çelişkiye bir bakmam, veliaht prensesken kendimi tanıtmayarak dans ettiğim bir opera balosuna dönmeme yetmişti. Düşüncesizce, ''Aa, eski bir tanıdık gördüm.'' diye atıldım. ''Hanımefendi.'' Genç adam hemen önümde eğilerek elimi dudaklarına götürdü. Son derece mutluydum. Yine düşünmeyerek, ''Kont de Fersens'ınız.'' dedim. Genç adam hatırlamama pek sevinmişti. Bizi göz hapsinde tutan başkaları ne zaman göz hapsinde değildik ki zaten. Şaşkınlıklarını belirttiler. Kuşkusuz bu olayı unutmayacaklardı. Kont son görüşmemizden beri biraz değişmişti. Ama ben değişmemiş miydim? İkimiz de olgunlaşmıştık. Opera balosundan sonra başından neler geçtiğini bana anlatmasını istedim. İngiltere'ye gittiğini, oradan Kuzey Fransa ile Hollanda'ya geçtiğini, sonra da İsveç'teki Löwstadt Şatosu'na döndüğünü söyledi. Evinize kavuştuğunuza herhalde sevinmişsinizdir dedim. Gülümsedi. Hayatımda rastladığım en cana yakın gülümseyişi onun yüzünde gördüm. İsveç Sarayı Fransa'dakinden sonra bana biraz sıkıcı göründü dedi. Övgüyü pek sevdiğimden bu sözleri hoşuma gitmişti. İyi ama yurdunuz orası diye hatırlattım. Yurdumdan o kadar uzun zaman uzak kalmıştım ki Brüksel'de, Berlin'de, Roma'da, Londra'da, Paris'te, özellikle Paris'te uzun yıllar geçirdim. Başkentimizden hoşlandığınıza sevindim. Genç adam bana manalı şekilde bakarak burada beni büyüleyen bir şey var dedi. Kalbimin atışları hızlanmıştı. Ne demek istediğini anlamıştım çünkü. Ama bir aileniz var değil mi diye sordum. Kalabalık bir aileniz. Kendimden küçük bir erkek kardeşimle 3 kız kardeşim var. Ama onlar çoktan evden ayrıldılar. Hepsinin sarayda görevleri var. Tabii kalabalık bir aile içinde yaşayıp da hepsini bırakıp gitmenin ne demek olduğunu ben de bilirim. Dikkati üzerimize çekmekte olduğumuz için kontla daha fazla konuşmaya cesaret edemedim. O da bunu anlayacak kadar saray adamıydı. Bir sırdaş tavrıyla
başka zaman yine görüşürüz dedim. Konuşmamıza tarafımdan bu şekilde son verilmesi üzerine Kont önümde eğilerek uzaklaştı. Ben de yanımda oturan Eltime döndüm. Marie-Joseph'e böyle zamanlarda hep yanımda olurdu zaten. İsveçli Kont'la aramda geçen konuşmanın tek kelimesini kaçırmadığına emindim. Benim için ilgi çekici günlerdi bunlar. Bütün hayatımda bu kadar mutlu olduğumu sanmıyordum. Gece uyanıyor ve çocuğu hissetmek için ellerimi vücudumun üstünde gezdiriyordum. Küçük oğlanı kollarımın arasında yatarken düşünüyor, yine düşümde ona yürümeyi ve anne demeyi öğretiyordum. Derken Kont Axel de Fersen'in olağanüstü güzellikteki yüzüyle ateşli gözleri hayalimde canlanıyordu. Tabii ki mutluydum. O vakte kadar karnımda çocuk taşımamıştım. Yanındayken böylesine huzur duyduğum bir erkeği o vakte kadar tanımamıştım. Aklımdan garip düşünceler geçiyordu. Hamilelik esnasında kadınlar belki de öyle olurdu. Küçük bir evde Axel de Fersen gibi bir erkek ve bebekler. Bir sürü bebeklerle yaşamayı isterdim. Öyle bir yaşamım olsa hayattan başka hiçbir şey istemezdim. Samimi olarak buna inanıyordum. Tam bir hoşnutluk içinde geçen gösterişsiz bir hayatın yanında kumarın, dansın, şahane ipeklilerle brokarların, tuhaf saç kuaförlerinin, pırlantaların ve bir tacın sözüme olurdu. Şimdi kendime karşı dürüst davranabildiğimden bu şekilde yaşamakla mutlu olabileceğimi anlamıştım. Pek zeki ve ince düşünceli olmayan, duygulu ve en başta bir anne olmak için yaratılmış sıradan bir kadın olarak görüyordum kendimi. Kraliçelik hiç de bana uygun bir rol değilmiş aslında. Axel de Fersen hakkında gitgide daha çok şey öğrenmek bir zevkti. Müzik sevgisi hoşuma gitti. Ona konser davetiyeleri göndermeye başladım. Bazen birkaç yakın dostla birlikte onu da davet ediyordum. Onlara klavsen çalıyor, arada sırada da şarkı söylüyordum. Sesim pek güzel olmamakla beraber yeterince hoştu. Şarkılarım göz hapsinde olmamıza ve hiçbir zaman yalnız kalmamamıza rağmen Kont de Fersen içindi. Ağabeyim Joseph'in Eltime Marie-Joseph'e ile ilgili uyarmalarını unutmamıştım. Onun için boşuna Piemontlu değil demişti. Eltime'in peşime her zaman casuslar taktığı bir gerçekti. Kıskanç bir kadındı. Provence'la onun çocuğu olmuyordu. Karı kocanın tek umudu benim çocuksuz ölüp tahtın yolunu onlara açık bırakmamdı. Ne çare ki şimdi de hamileydim. Kocamla ben bir çocuğumuz olabileceğini ispat ettiğimize göre bu ilkini daha başka çocuklar da izleyebilirdi. Provence'lar da bundan ötürü çok üzgündüler tabii. Fakat Axel'la ben baş başa kalamamamıza rağmen bol bol konuşabiliyorduk. Onun anlattıklarıyla iyi yürekli annesini ve büyük saygı duyduğu babasını görmüş kadar oldum. Baba Fersen biraz titiz adamdı. Oğlunun ne zaman Avrupa'da dolaşmayı bırakıp iş sahibi olacağını bilmek istiyordu. Axel de Fersen bana Londra'da yaşayan ve kendisine kur yapmak için oraya gönderildiği Matmazel Leel adındaki İsveçli kızdan bile bahsetti. Ciddi bir tavırla kızcağızın büyük serveti ailemin gözüne çok hoş görünüyordu dedi. Ya sizin gözünüze diye sordum. Büyük bir servete karşı olduğumu söyleyemem. Peki Matmazel Leel güzel mi? Olduğu söyleniyor. Londra geziniz çok ilgimi çekti. Daha başka neler olduğunu anlatın. Leyenlerin lüks konağında misafirdim. Hoşça vakit geçirmişsinizdir dedim. Hayır dedi, hayır. Niçin hayır diyorsunuz? İsteksiz olduğum için. Beni şaşırtıyorsunuz. Şaşılacak bir şey yok. Bir düş peşimi bırakmıyordu. Yıllar önce Paris'te başımdan tatlı bir olay geçmişti. Buradaki operada. Her iki eltimin de gözlerinin üzerimizde olduğunu fark ettiğimden bu konuyu daha fazla üstlenmekten korktum. Peki o genç kıza evlenme teklif etmediniz mi diye sordum. Teklif ettim. Babam öyle istiyor. Ben de onu hoşnut etmek istiyordum. Demek hem güzel hem de zengin olan bu genç kızla evleneceksiniz. Ne münasebet. Evlenme teklifimi reddetti. Red mi etti? Majestelerimiz inanamadınız galiba. Akıllı bir kızmış. Yetersizliklerimi sezdi. Havai bir gülüş salıvererek bu kadar çabuk Londra'ya gitmenizi istemezdik. Paris'e daha yeni geldiniz dedim. Böylece günler geçti. Burnumuzun dibinde önemli olaylar olup bitiyor ama ben bunların farkında görünmüyordum. Ancak çok sonra bu konuda kafamı yordum. İngiltere ile Amerika'daki sömürgeleri arasında çıkan anlaşmazlık bütün sarayda en başta gelen konulardan biriydi. Eski düşmanları İngilizlerin başını dertte görmek Fransızların hoşuna gittiğinden olay ilgiyle izleniyordu. İngiliz görenekleri her ne kadar Paris'te körü körüne uygulanıyorsa da Fransızların kalbinde Manş'ın ötesindeki komşularımıza karşı kökleşmiş bir nefret vardı.
Fransızlar 7 yıl savaşına yenilgisine uğradıkları ve dolayısıyla İngilizlere kaptırdıkları toprakları unutamıyorlardı. 1775'ten yani saltanatımızın başladığından beri Amerikalıları alkışlamaktaydık. Hatta Fransa'nın İngiltere'ye savaş ilan etmesinin gereğine inanan pek çok Fransız vardı. Kocamın birkaç zaman önce bana İngiltere'ye savaş ilan etmemiz halinde bunun İngiltere ile sömürgeleri arasında bir uzlaşmaya yol açmasının çok mümkün olduğunu söylediğini hatırlıyordum. Ne de olsa hepsi İngiliz'di. Yabancı bir ülkenin saldırısı karşısında aralarında dayanışma olabilirdi. Louis hiçbir zaman savaş istememişti. Savaş olursa ulusuma istediğim bütün hizmetleri yapamam derdi. Bununla beraber Amerika 4 Temmuz 1776'da bağımsızlığını ilan edince sevindik ve yeni devletin kurucularına iyi şanslar diledik. O sıralarda Fransa'ya gelen 3 Amerikalı elçiyi hatırlarım. Adları Benjamin Franklin, Silas Deane ve Arthur Lee'ydi. Ne kadar da ağırbaşlıydılar. Gösterişsiz giyimleri ve pudralanmamış saçlarıyla göze ne kadar sıkıcı gözüküyorlardı. Zarif ve züppe Fransızların arasında garip bir şekilde göze batıyorlar ama her tarafa davet ediliyorlar ve günün konusu haline gelmiş bulunuyorlardı. Öyle ki Marquis de Lafayette sömürgecileri desteklemek üzere Amerika'ya hareket edince birçok Fransız onu izledi. Savaş ilan etmesi için krala baskıda bulunuluyordu. Fakat Amerika'ya silah, cephane, hatta para şeklinde gizlice yardım göndermemize rağmen Louis direnmeye devam etti. Gel gelelim o sıralarda Bella Polümüz'le İngilizlerin Aretusası arasında çatışma olduğundan Louis İngiltere'yi hiç değilse denizde istemeye istemeye savaş ilan etmek zorunda kaldı. Amerika'nın bağımsızlığı uğruna giriştiği savaş hakkında Exel'ın anlattıklarını can kulağıyla dinlemiştim. O özgürlüğün ateşli bir savunucusuydu. Onun düşüncelerini kocama tekrarlıyordum. Bu da devlet işleriyle ilgilenmemin pek az örneklerinden biri oldu. Louis o sıralarda beni hoşnut etmek isteği içindeydi. Öyle ki başkalarınınkine eklenen benim sözlerimin İngiltere'ye denizde savaş ilan etme kararı üzerinde bir dereceye kadar rol oynadığı kanısındaydım. İngilizlere karşı hararetle Amerikalıların tarafını tutmaktaydım. Fakat birisi ağabeyim Joseph'e bu konudaki fikrini sorunca o, ben meslek itibariyle kuralcıyım cevabını vermişti. Mercy bu sözleri bana iletti. Bu da krallığa baş kaldıranları bütün kalbimle savunduğumu hatırlatan bir uyarmaydı. Bu çatışmada hangi tarafın haklı veya haksız olduğu önemli değildi. Uyruklarının her türlü koşul altında kendilerine baş kaldırmalarını doğru ve yerinde bulan krallarla kraliçeler büyük bir rizikoyu göze almıyorlar mıydı? Anlaşılan ağabeyim Joseph böyle düşünüyordu ve onun benden çok fazla deneyi vardı. O yaz hava son derece sıcaktı. Ben de hamileliğin yükünü hissetmeye başlamıştım. Fazla hareket edemediğimden akşam serinliğinde ve ay ışığında ya da yıldızların altında oturmaktan hoşlanıyordum. Terası gizli ışıklarla ışıklandırmıştık. Limonluk'ta ise bir orkestra her gece konser veriyordu. Halka sarayın bahçelerinde serbestçe dolaşmak izni verilmişti. Onlar da özellikle sıcak yaz akşamları bu haklarından bol bol yararlanıyorlardı. Ben ve eltilerim beraberce oturur, Müslim veya Poplin'den beyaz elbiseler ve yüzlerimizi korumak için vualetli geniş hasır şapkalar giyerdik. Böylece çok kere tanınmazdım. Arada da halktan kişiler yanımıza gelip oturur ve kim olduğumuzu bilmeden bizimle konuşurdu. Bundan ötürü bazı tatsız olaylar olmadı değil. Bir keresinde genç bir adam akşamın loşluğunda yanımıza gelerek hafiften sarkıntılıkta bulundu. Onunla niyetinin ne olduğunu kestiremeden konuşmuştum. Sonunda kraliçeyle konuştuğunu bildiğini açıkça belli edince kalkıp yanından hızla uzaklaşmam gerekti. Özellikle eltilerimin yakınımda oldukları ve olanları salt her şeyimi eleştiren halalara veya hikayeyi süsleyip dışarıda yayacak olan Sardunya elçisine ulaştıracakları için bu tür olaylar çok canımı sıkıyordu. Çapkın yabancılara cesaret verdiğimden söz edilecekti. Hakkında açık saçık hikayeler uydurmak herkesin en hoşlandığı bir iş olmuştu. Sonbahar yaklaşırken halktan bütün bütün uzaklaşmaya karar verdim. Bunu istemekte haklıydım. Kendi dairelerimde Madame de Polignac, Prenses de Lamballe ve yaşı ilerledikçe bana daha fazla yaklaşan Prenses Elizabeth gibi içten arkadaşlarımla çevrili olarak gitgide daha fazla vakit geçirir oldum.
Axel de Fersen de toplantılarımda sık sık bulunuyordu. Şarkı söyleyerek, müzik çalarak ve konuşarak vakit geçiriyorduk. Çok tatlı günlerdi bunlar. Kocama gelince, o daimi bir kaygı içinde bulunduğundan onunla alay ediyordum. Ama o buna rağmen günde belki 10 kere daireme gelip nasıl olduğumu soruyor, kendi gelemeyince de işlerin yolunda gittiğine inanç getirmek için doktorlarla ebeleri tepeme yolluyordu. Doğum olayı bugün hala gözümün önünde. İlk çocuğunu doğurmak her kadın için korku verici ama açıkça söylemeli ki yaradanın büyüklüğünü duyuran bir deneydir. Üstelik anne bir kraliçe olunca doğumun bütün bunlara ek olarak kamu için bir gösteri olmak özelliği vardır. Fransa krallığını sürdürecek kişiyi dünyaya getirmem söz konusu olduğu için bu işi yapmamı seyretmeye bütün Fransa'nın hakkı vardı. Versailles şehri meraklılarla dolup taşıyordu. Aralığın ilk haftasından itibaren bu yörede bir oda bulmak imkansız bir hal almış. Fiyatlar da astronomik bir fırlama göstermişti. Ama başka türlü olması beklenebilir miydi? Herkes doğum yapmamı görmeye kararlıydı. Soğuk bir Aralık gününde sancılarım başladı. Ayın 18'i olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çok geçmeden şehrin bütün çanları çalınmaya başladı. Böylece doğumun başladığından herkesin haberi oldu. Prenses de Lamballe'la Nedimelerim yatak odama koşuştular. Kocam da kaygı içinde yetişip geldi. Evliliğimiz yıllardır herkesin başlıca sohbet konusu olduğundan yapacağım doğumun kral ailesinden herhangi bir hanımınkinden daha fazla ilgi uyandırmasından korkuyordu. Yatağımın etrafındaki goblenli koskoca paravanları iplerle kendisi sağlamlaştırdı. Böylece kolaylıkla devrilmez artık dedi. Bu tedbiri almakta ne kadar haklıymış meğer. Kocam hemen arkasından Paris'le Saint-Claude'a adam göndererek gelenekler gereğince doğum esnasında hazır bulunmaları gereken kral ailesinden prensleri çağırttı. Prenslerin gelişiyle birlikte seyirciler de zorla binaya girdiler. Birçokları ise kuvvet kullanarak yatak odasına doldular. Anladığım kadarıyla odama fazla bir kalabalığın girmesini önlemek için çaba gösterildi ama hiç değilse 50 kişi bir kraliçeyi doğum ağrısı çekerken görmek için her şeyi göze almıştı. Ağrılarım gitgide sıklaşmaktaydı. Kendi kendimi avutmaya çalışıyordum. Bu bütün hayatımca özlediğim andı. Anne olmak bu demekti. Çocuğumun cinsiyetini konuşmadan bana bildirmesi için Prenses de Lamballe'la anlaşmıştım. Bundan sonraki işkence dolu saatlerde de bakışlarımı ondan ayırmadım. Soğuk gece havasının içeri girmesini önlemek için pencereler kalafat edildiğinden sıcaklık dayanılmaz derecedeydi ama doğum odasının böylesine kalabalık olacağını hiç düşünmemiştik. Aralarından kimsenin geçmesine meydan vermeyecek derecede sıkışmış olan seyirciler fısıldaşıyorlardı. Bazıları olanı biteni daha iyi görmek için bankların üstüne çıkmıştı. Bu arada goblen paravanlara da dayandıklarından kocam o kalın iplerden yararlanmayı akıl etmemiş olsa hep birden yatağın üstüne yıkılırlardı. Çok geçmeden soluk alamadığımın farkına vardım. Doğum sıkıntısı yetmezmiş gibi bir de soluk almak için mücadele ediyordum. Sirke ve esans kokuları terleyen vücutlarınkine karışıyordu. Sıcak dayanılır gibi değildi. Bütün o gece doğum yapmak ve ölmemek için mücadele ettim. 19 Aralık sabahı saat 11.30'da da çocuğum dünyaya geldi. Bitkin halde yastıklarımın üzerine devrilip kalmıştım. Ama çocuğun oğlan olup olmadığını bilmem şarttı. Prensese baktım. Yatağın hemen yanındaydı. Ne çare ki önceden kararlaştırdığımız şekilde başını sallayarak cevap verdi. Kız doğurmuştu. Müthiş bir hayal kırıklığının hemen arkasından tıkanır gibi olduğumu hissettim. Etrafımda bir sürü yüz görür gibiydim. Adeta bir yüz denizi. Aralarında Prenses de Lamballe'ınkini, doğum doktorununkini, kralınkini gözüme iliştirdim. Birisi bağırmaya başladı. Allah rızası için kraliçenin hava almasına imkan verin. Allah rızası için geri çekilin de nefes alabilsin. Sonrasını bilmiyorum. Bayılmışım. Olanları neden sonra Madame Campan'dan öğrendim. Kadınlarım sıcak suyu getirmek için kalabalığın arasında kendilerine yol açamamışlardı. Boğulmak suretiyle ölmek üzere bulunduğum için de bütün doktorlar mutlak surette temiz havaya ihtiyacım olduğunda fikir birliğine varmışlardı. Doğum doktoru odayı boşaltın diye bağırmıştı. Fakat halk kıpırdamayı kesinlikle reddetmişti. Gösteriyi görmeye gelmişlerdi onlar. Gösteri ise henüz sona ermemişti. Pencereleri açın Allah aşkına, pencereleri açın. Fakat pencere kanatları kağıt şeritleriyle zamklanmış olduğundan bunların çıkarılması saatler sürerdi.
kocamın hayatında gerçekten bir kral olduğu zamanlar olmuştur. Bu da onlardan biriydi. Kalabalığın arasında kendine zorla yol açmış ve bir insandan umulmayacak kuvvetle pencere kanatlarını koparırcasına açmıştı. Bu sayede taze ve soğuk hava sel gibi içeri akmıştı. Doğum doktoru cerraha benden hemen kan almak gerektiğini söylemiş, bacağımın bir noktası derhal yarılmıştı. Madame Campan sonradan bana oradan kan fışkırırken gözlerimin açıldığını, böylelikle etrafımdakilerin hayatımın kurtulduğunu anladıklarını anlattı. Zavallı Lambal, kendisinden bekleneceği üzere bayılmış ve dışarı taşınması gerekmişti. Kral bundan sonra bütün seyircilerin oradan çıkarılmasını emretmiş, buna rağmen gitmemekte direnenler, uşaklar tarafından yaka paça sürüklenmişti. Ama ben hayattaydım ve her ne kadar kız ise de bir çocuk doğurmuştum. Etrafımda olan bitenlerin farkına varacak hale gelince ayağımdaki sargıyı gördüm ve bunun orada ne işi olduğunu sordum. Kral baş ucuma gelerek bana olanları anlattı. Herkes ağlaşıyor ve birbirine sarılıyordu. Louis, iyileştiğiniz için seviniyorlar dedi. Çok korktuk. Başladığı cümlenin arkasını getiremedi. Bir duraklamadan sonra da bu iş bir daha olmayacak, yemin ederim ki olmayacak dedi. Çocuk diye geveledim. Kral olur gibilerden başını eğdi. Bunun üzerine kızım bana getirildi ve kollarımın arasına bırakıldı. Onu görür görmez sevmiştim. Değişmesi mümkün bile olsa olduğundan başka türlü olmasını istemiyordum artık. Mutluluğum tamdı. Kızıma zavallı yavrucak dedim. Senin erkek olmanı istemiştik ama bundan ötürü seni daha az sevmek aklımdan geçmez. Bir erkek çocuk devletin malı olacaktı ama sen benim olacaksın. Sana ben bakacağım. Sen de mutluluğumu benimle paylaşacak ve dertli anlarımda beni avutacaksın. Kızıma annemin adını verdim. Marie Teresa, Charlotte. Fakat daha ilk günden bütün sarayda Madame Royal diye tanındı. Her tarafa kuryeler yola çıkarıldı. Viyana'ya gönderilecek mektubu bizzat kocam yazdı. Bütün Paris'te şenlikler yapılıyor, geçit resimleri düzenleniyor, ateşler yakılıyordu. Gökyüzü o kadar aydınlıktı ki insan geceyi gündüz sanabilirdi. Havai fişeklerle müjde toplarının gürültüsü sarayı dolduruyordu. Fazla kalabalık odada havasızlıktan ölüm tehlikesi atlattığım o sıkıcı dakikalardan sonra artık işler yolunda gidiyordu. Sarayın etrafında birikmiş halk sağlık haberlerimi soruyor, her gün bültenler yayınlanıyordu. Son derece mutluydum. Bebeğimi doğurmuştum. Ulusum da sıhhatime öylesine güveniyordu ki kralın sevinci görülecek şeydi. Baba olduğu için neredeyse uçacaktı. Kızını görmek ve güzelliğine hayranlığını belirtmek için ikide bir de çocuk odasına geliyordu. Ne de tatlı şey diye mırıldanıyordu. Şu parmaklara bakın, tırnakları bile var. Hem de tam 10 tane ve kusursuz. Louis'e gülmekle beraber aynı duyguları ben de paylaşıyordum. Hiç durmadan kızıma bakmak, ona hayran olmak ihtiyacındaydım. Benim kızımdı o, benim. Gençtik, daha birçok çocuklarımız olurdu. Bundan sonraki de beklenen veliaht olacaktı. Emindim buna. O vakte kadarsa Madame Royal'in doğumunun kutlanması lazımdı. Bebeğimin doğumundan birkaç gün sonra garip bir olay cereyan etti. Madeleine Kilisesi'nin papazı saraya gelerek Monsieur Campan'ı görmek istemişti. Monsieur Campan'la baş başa kalınca papaz cebinden bir kutu çıkararak bunun günah çıkarmaya gelen birisi tarafından kendisine verildiğini, dolayısıyla da onu veren kimsenin adını açıklayamayacağını bildirdi. Kutunun içinde bir yüzük vardı. Günah çıkartan kimsenin itirafına bakılırsa bu yüzük, çocuklarımın olmasını önlemek için yapılacak büyüde kullanılmak üzere benden çalınmıştı. Monsieur Campan tarafından bana getirilince, 7 yıl önce kaybettiğim bir yüzüğü derhal tanıdım. Monsieur Campan, bu işi kimin yaptığını mutlaka öğrenmeliyiz diyordu. Bırakın dedim, yüzük bana iade edildi. Büyüde tutmadığına göre mesele kalmadı demektir. Size böylesine düşman olan kimseyi tanımak istemez misiniz hanımefendi? Hayır gibilerden başımı salladım. Benden bu kadar nefret edenleri bilmemeyi tercih ederim. Monsieur Campan'ın benimle aynı fikirde olmadığını, düşmanlarımızı keşfetmek için gayret göstermemizin doğru olacağını düşündüğünü görebiliyordum. Fakat tatsızlıktan kaçmak huyum baskın çıktığından meselenin unutulmasını emrettim. Bu kere de yanılmıştım belki. Monsieur Campan'ın aklına uyarak kavuşturma yaptırmış olsaydım, belki de bana çok yakın yaşayan bazı düşmanlarımı öğrenmiş olurdum. Yüzük hikayesini pek çabuk unuttum. Zihnimi meşgul edecek çok daha eğlenceli, o kadar çok şey vardı ki. Kralla ben şükran duası için kiliseye gidecektik. Aynı gün
100 yoksul kızla evlendi ve çeyizlerini onlara ben verdim. Kiliseye vardığımda hepsi orada, saçları alelacayip şekilde kıvrılmış durumda beni bekliyorlardı. Biz kralın arabasıyla yanaşırken trompetçiler önden giderek gelişimizi müjdelediler. Arkadan da üniformalarının içinde pırıl pırıl 24 piyade eri ve at üzerindeki 6 yaverle çevrili olarak biz göründük. Jandarma kumandanı arabanın kapısına gelerek bir konuşma yaptı. Kral da ona bir konuşmayla cevap verdi. Bu kafile bütün Paris'in içinden geçti. Rose Bertin, Saint Honor sokağındaki bir binanın balkonuna bütün yardımcılarını dizmişti. Kendisi de başlarında duruyordu. Biz geçerken hepsi yerlere kadar eğilerek selam verdiler. Notre Dame'dan Saint Genevieve, oradan da 15. Louis Meydanı'na yollandık. Ve pek çok kişi bizi görmek için yollara dökülmüş olmakla beraber hemen hemen alkışlanmadık gibi bir şey. Şaşkına dönmüştüm. Halk daha ne istiyordu? Havai fişeklerle eğlendirilmişler, soğuk et ve şarap ziyafetleri çekilmiş, bazı tutuklular serbest bırakılmışlar, evlenecek kızlara çeyizler hediye edilmişti. Fransa çocuklarının ilkini de doğurmuştum. Şu halde Parislilere ne oluyordu böyle? Bizi bu derece soğuk karşılamalarının sebebi neydi? Niçin surat asıyorlardı? Saraya dönünce Mercy'yi çağırtarak ona durumu anlattım. Ciddi bir tavırla başını salladı. Olanları zaten duymuştu. İnanılır şey değil dedim. Halk ne istiyor acaba? Mercy cevap verdi. Yaptığınız israf kulaklarına gitti. Hakkınızda türlü yüz kızartıcı hikayeler anlatılıyor. Sizi konu olarak alan yeni bir şarkı ya da yerici bir şiirin ağızdan ağza yayılmadığı gün geçmiyor gibi. Bütün bunlara sebep havailiğiniz ve zevke, eğlenceye düşkünlüğünüz. Harp zamanında bulunuyoruz. Oysa siz eğlenmekten başka bir şey düşünmüyorsunuz. Halk bu sebepten size cephe almış durumda. Hem kırılmış hem de biraz korkmuştum. Bu hınca hınç dolu lakin sessiz sokaklardan geçmek benim için ürkütücü bir tecrübe olmuştu. Kararlı bir tavırla değişeceğim diye vaat ettim. Bu göze batıcı eğlencelerden vazgeçeceğim. Bir anneyim artık. İçten gelerek konuşmuştum. Niyetim sahiden de oydu. Annemden bir mektup gelmekte gecikmedi. Doğumu anlattığıma ve kızımın sıhhatli bir çocuk oluşuna sevinmişti. Ama bir veliahtımız olmalı. Tahtın bir veliaht ve varise ihtiyacı var diye yazıyordu.